Merhabalar, 40'la karşınızdayız. Programımızda konuğumuza 40 soru yönelteceğiz. Her soru için konuğumuzun 2 dakikası var. 2 dakikadan daha önce bir süre içerisinde yanıt verirse, arda kalan süreyi eğer ben uygun görürsem diğer soruları için kullanması mümkün. Herhangi bir soruya yanıt vermek istemezse de soruyu pas geçme hakkına sahip. Bugünkü konuğumuz aktör Erkan Petekkaya. Hoş geldiniz Sayın Petekkaya. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum hem size hem bizi izleyen herkese hem de stüdyoda olan herkese. Çok teşekkürler. Şimdi sizi bir an önce tanıyalım, hem de böyle 360 derece daha önce bilinmeyen yönlerinizle tanıyabilmek için hemen sorularımla başlamak istiyorum. Sizin hayatınızı mercek altına aldığımda gördüm ki 5 yaşına kadar Elazığ'da büyüdünüz. Hı hı. Ardından baba memleketi Diyarbakır'da geçen bir çocukluğunuz var ve o dönemin dinamikleriyle de uygun bir şekilde erken atılmışsınız hayata. Diyorsunuz ki 8 yaşından itibaren hep çalıştım. İlk kazandığınız para da su satarak kazanmışsınız. Hı. Tezgahtarlık yapmışsınız. Oyuncak araba imalathanesinde çalışmışsınız. Barmenlik, pazarlamacılık. Her şey yaptınız. Çok erken bir tanışma olmuş sanıyorum. Buna istinaden soru gelsin. Hayatı çok erken mi tanıdınız? Evet, biraz öyle oldu. Erken tanıdım çünkü ben haşarı bir çocuktum. Böyle yerimde duramayan bir çocuktum. Evde oturmayı çok seven bir çocuk değildim. Araştırmayı çok seviyordum. Çok meraklıydım. Gerçekten de 8 yaşımda evet, su satarak başladım neredeyse. ama yok, yapılacak tek iş oydu çünkü. Hani bir çocuk ne yapabilir? Pazar evimizin kenarıydı zaten. Çarşamba pazarı. Bostancı'nın çarşamba pazarı. Öyle başladım. Sonra evet, çok çalıştım. Çocukluğumdaki mesela oyuncak araba imalathanesinde 2 sene çalıştım. 2 sene dedim, 2 yaz çalıştım. Yani okul tatil oluyordu. 15-20 gün ben tatilimi yapıyordum. Sonra çalışmaya başlıyordum. Okul başlamadan bir hafta önce bırakıyordum. Sonra okuluma devam ediyordum. Neyse, böyle o zamanlar uzaktan kumandalı arabalar yoktu, böyle bu zamanki gibi değildi. Hı hı. Bazı arkadaşlarımız da vardı, onlara böyle Almanya'dan falan gelenler getiriyordu. Şanslı. Dolayısıyla neyse, misafirliğe falan gittiğimizde mesela onların anneleri birkaç tanesini çıkarmazdı. Çıkarsa da tank vardı mesela, tankı çıkarırdı, telli bir de uzaktan kumandalı, telli uzaktan kumandalı. Ya işte onu, tankın sahibi o diye mesela 5 dakika oynardı, ben 1 dakika oynardım. Atıyorum mesela, benim bilgisayarım yoktu, işte bilgisayarı olan 5 kere yanardı oyunu oynarken, benim değil diye o, ben 1 kere. Bisikleti olan 5 tur binerdi, bisiklet benim değil diye ben 1 kere. Yani bazı misafirliklerde kendi çocuğuna 3 köfte koyarlardı, bize 1 tane. O duygudan nefret ederim ben. Yani hala da hissettikçe nefret ediyorum. Ona inat ettim, gittim araba imalathane yeri buldum uzaktan kumandalı. Gittim orada çalıştım. Bir sürü kendi yaptığım uzaktan kumandalı arabam oldu. Mahallede herkese verdim. ondan sonra da çok çalıştım tabii. Yani çok da mecburiyetten de değildi. Seviyordum. Yani üretmeyi seviyordum. Bir şey yapmayı seviyordum. Tabii memur çocuğum yani. Oradan kazandığım para bana başka alanlar açıyordu. İstediğim kitabı alıyordum. İstediğim bir şey yapıyordum. Falan filan. Çalıştım. Evet, ama o dişlinin parçasının bir parçasının eksik olması da bütün devinimi sağlamış galiba. Yani o bir köftenin eksik olması, bir tur eksik binmekte sizi kamçılamış gibi bir hisse kapıldım. Şimdi ya, yine çocukluğunuzda... Acı verici bir kamçıydı. Öyle şey değil yani. Yani şimdi onu olgunlukla karşılıyorum ama onu o çocuk aklımla böyle tabii ki böyle olgun karşılayamamıştım. Üzülmüştüm, çok üzülmüştüm. Konuşacağız daha bunları. Şimdi babanız memurmuş. İlk kazandığınız parayla da annenize yorulmasın diye bir pazar arabası almışsınız. O anı, yaşama şeklinizi de anlattığınızda aslında çok geçti bana duygusu. Hani çocuk annesini görüyor elinde sepetlerle. Orada bir çok duyarlı bir anne baba ilişkisi, ebeveyn ilişkisi olduğu izlenimini aldım. Ve de çok merak ettim. Acaba nasıl bir evde büyüdünüz? Hangi değerlerle büyüdünüz diye soru gelsin. Anne babanızla ilişkiniz nasıldı? Her zaman çok iyiydi. Bir ara bir dönem iyi olmadı. Onun dışında ben çok iyi bir anne baba tarafından büyütüldüm. Çok çalışkan bir anne tarafından büyütüldüm. Çok iyi kalpli, çok akıllı, entelektüel bir baba tarafından büyütüldüm. Ve çok büyük bir sevgiyle büyütüldüm. Gerçekten çok büyük bir sevgiyle büyüdüm. Babam bana bir kere vurdu hayatımda. O da yine 8 yaşımda. İlkokulda 2'deydim. 11 gün okuldan kaçmıştım üst üste. Hı hı. O zaman bir kere vurdu bana. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacaksın. Gelip bana söyleyeceksin. İstiyorsan gitmeyeceksin dedi bana. Hı hı. Ömür boyu bir daha okul kırmadım o günden sonra. Hep babama gittim, söyledim. Babam da gitme dedi falan filan. Ama benim için en önemli olan şey, çok büyük sevgiyle büyüdüm ve bana değer veriyorlardı. Saygıyla büyüdüm. Yani en önemlisi bu benim için. Sevildiğimi hissederek büyüdüm diyorsunuz. Tabii çok büyük. Ve düşüncelerime değer verildi. İstediklerim genelde yapıldı. Yani hani çok
beni kısıtlamadılar. Ben ne istiyorsam yaptım yani genelde. Sadece beni uyardılar. Seçimi her zaman bana bıraktılar. Peki. Şimdi siz Yeşim Salkın'la aynı mahallede büyümüşsünüz. Kendisini de konuk etmiştik. Demiş ki röportajında bizim mahallenin delikanlısıdır. Çocukluk yıllarımız birlikte geçti. Zaman bizi ayırmış gibi görünse de bilirim efendiliğini demiş. Ama sizin de onunla ilgili açıklamalarınız var. Hani böyle Yeşim Salkın hep yürekli haksızlıklara dayanamayan bir çocukmuş küçükken de. Az pataklamamıştım mahalledeki çocukları diye. Soru gelsin. Yeşim Salkım'dan siz de korkar mıydınız? Yok, ben pek korkmazdım. Korkan var mıydı mahallede? Vardı, eli çok maşalıydı. Üf, Yeşim'in eli gerçekten maşalıydı ama mahallenin böyle parmakla gösterilen kızıydı. Bütün delikanlılar da onun peşindeydi. Yani çok bizim mahalle işte. Babası çok değerli bir insandı gerçekten, Dursun amca. Hatta hiç unutmam, onların evinin yanında bir bahçe vardı, ev vardı. Onun bahçesinde çok güzel kiraz ağacı vardı. Tabii ki biz o kiraz ağacına dalardık. Dursun amca görürdü, böyle yapardı. Ses çıkamazdı. Bizim mahallelerimiz, bizim çocukluklarımız çok güzel, çok değişik geçti. Ama Yeşim gerçekten mahallenin böyle hem ablasıydı, hem yani Yeşim eli de maşalıydı. Bir de çok güzeldi gerçekten. Bir de dürüsttü, serseriydi, hırçın kızdı yani. Ki gördünüz yani, sonra da çok başarılı bir sanatçı oldu. Evet. Şimdi canlandırdığınız karakterler genelde çok güçlü, dramatik ve keskin yönleri olan ama bir taraftan da çok sorunlu karakterler. Şimdi bu kadar travmalı karakterleri oynarken, hani Hollywood'da denir ya, rol yapmayın, o kişi olun, o rolün içine girin ve o anda yaşayın diye. Bu bana hep böyle bir trans hali gibi gelir, o rolün içine girmek ve çok merak ederim sonrasında ne olur diye. Dolayısıyla soru gelsin, hiç rolünüzün etkisinden çıkamadığınız oldu mu? Hiç olmadı, hayır. Ben yani üç gibi bir kayıt dediklerinde Mustafa'ysam Mustafa, Ahmet'sem Ahmet, Mehmet'sem Mehmet oluyorum. Ama kayıt bitti, stop dediklerinde de ya abi bana oradan bir çay verir misiniz diyorum yani. Çünkü bu benim mesleğim yani. Şimdi doktorlar bütün gün elinde neşter gibi böyle böyle mi geziyorlar? Stetoskoplu mu geçiyorlar böyle ortadan yani? Öyle bir şey yok ya. Olan da vardır belki. Çünkü oyunculuk sistemleri, oyunculuk teknikleri var. Ben belki o teknikten değilim ama ben birçok tekniği karıştırdım ve kendime bir oyunculuk tekniği buldum. Yok, öyle bir şey başıma hiç gelmedi. Hiçbir zaman rolüme kaptırıp da aman şimdi ben de böyle gezeyim, aman ben olayım ya da işte bir kahraman olayım, gideyim şurada bir kahramanlık yapayım. Öyle bir şey yok. Ben mesleğimi yapıyorum. Ben tiyatro mezunuyum. Evet. Şimdi siz otobüs durağında tesadüfen biriyle tanıştığınızı söylüyorsunuz. Amatör tiyatrocu sizi provalarına davet ediyor. Ve bir gün bir oyuncu gelmiyor tiyatroya. Size bir rol teklif ediyorlar. Ve de o anı hiç unutamıyorum diyorsunuz. Sahneye çıktığınız o an. Ben de çok merak ettim. O otobüs durağında tesadüfen o kişiyle karşılaşmasaydınız, hani Sliding Doors filmi gibi, acaba kaderiniz nereye evrilirdi diye. Ona istinaden soru gelsin. Hayatınızın akışı o 5 dakikada mı değişti? Kesinlikle öyle, 5 dakikada değişti. Şansa, kadere çok inanırım. Hele bunu yaşadıktan sonra daha çok inandım. Hala da inanıyorum. Hani bazı insanların bazı yerlerde, bazı zamanlarda olmuş olması o insanın gerçekten bütün hayatını etkileyebiliyor. Evet, gerçekten Kadıköy 6 yol durağında otobüs durağında biriyle tanıştım. O beni amatör tiyatrosuna davet etti. Ben de gittim. Gerçekten hani arkadaşları görmek için gidiyordum oraya. Alakam yoktu. Tiyatronun tesisini hiç bilmiyordum ve lise sondaydım. Üniversite sınavına da 2 ay kalmıştı. Ben Ankara Siyasal Bilimler Bilgiler okumak istiyordum. Büyükelçi olmak istiyordum. Amacım oydu aslında. Sonra uzatmayayım, zaman da kısıtlı. Evet, onlardan biri gelmedi. Ben de onları izliyordum. Prova yapıyorlardı. Gelmedi. Sonra bana dediler ki sen sonlarını okur musun? Hani bana oyunculuk teklif etmediler. Hani prova devam etmesi için ben dedim yüksek sesle şiir bile okumadım hayatımda, yapamam. Ya dediler son cümleyi sadece söyle, prova aksın yani. Tamam peki dedim. Tamam dedim. Sahneye çıktım. Çok garip bir şey hissettim. Böyle arkamı döndüm, seyirci koltuklarına baktım. Ya tüylerim diken diken oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. Bak şu an bile bakın, bak bakın bu oynanmaz yani. Bunu oynayamazsınız. Hala öyle oluyorum. Çok etkilendim. Yani anlatamıyorum onu. Nasıl bir duygu geçti size? Bilmiyorum ki, anlatamam ki. Çok 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 etkilendim ya. Böyle bir şey olamaz. Dilim tutuldu. Hani ayaklarım tir tir titredi. Yere basamadım. Dilim tutuldu gerçekten. Ondan sonra düşündüm. Ben dedim bu mesleği yapacağım. Her şeyi bıraktım. Dershaneyi, dersleri, her şeyi. Ben tiyatrocu olacağım ama nasıl olacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. 2 ay var. Üniversite sınavında 2 ay var. Onun da sınavları değişik zamanlarda. Ben bıraktım. Hatta bir şeyde Moda'da bu monte vardı. Bu monteye giderdim. Dershaneye, okula gidiyormuş gibi.
alırdım tiyatro kitapları, giderdim okul vakti bitene kadar orada tiyatro kitapları okurdum. Falan bir şekilde tiyatroyla böyle tanıştım. O duygudan çok etkilendiğim için gittim konservatuvar okudum. İyi ki de okumuşum yani. Ya da bilmiyorum, orada gerçekten kaderim değişti. Yani o otobüs durağına ben 5 dakika sonra gitseydim şu anda burada oturmuyordum. Peki. Şimdi ekran maceranızda ilk projelerinizden biri Sabah Şekerleri. Ancak tabii gerek yapımcılar gerekse halk sizi daha böyle maço rollerde delikanlı, bıçkın Anadolu erkeği olarak tanıyor. Dolayısıyla Sabah Şekerleri'ni görünce ben de aslında biraz tebessüm ettim. Bu sizin de kendinizi tiye aldığınız bir konu. Hatta demişsiniz ki bir programda, ya aklıma geldikçe utanıyorum, salak salak hareketler yapıp aptal aptal konuşuyormuşum, dans ediyormuşum ki ben dans etmeyi hiç bilmem diye kendi kendinizle dalga geçiyorsunuz. Gerçekten geniş bir açı Sabah Şekerleri ve şimdi oynadığınız roller. Buna istinaden soru gelsin. Ya size bu teklif geldiğinde benden Sabah Şekeri olmaz demediniz mi? Dedim. Dedim tabii ki. Ama ben şöyle düşündüm. Hani ben belki başka bir şey yaparım. Hani bende başka bir malzeme var sonuçta. Belki başka bir şey yapabilirim dedim ama ne yazık ki o programın formatı benim malzememe uygun değildi. Ya da benim malzemem o programın formatına uygun değildi. Ama bir şekilde de televizyonun içine girmem gerekiyordu. Bir de ben devlet tiyatrolarında çalışıyordum. Yani ben yaz tatillerinde ancak gelip televizyonda bir şey yapabiliyordum. Yani ben kendi akranlarımla yaklaşık bir 8 sene sonra falan neredeyse bu sektörde bir yarışa başlayabildim. Ya da sektörün içine girip bir şey yapabilmeye başladım. Ondan önce yaz tatillerinde Diyarbakır'dan geliyordum. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışıyordum. 12 yıl orada oyunculuk yaptım. Sonra geliyordum tatillerde burada yapıyordum. Tiyatro, işte televizyonun içine giriyordum. Sonra geri gidiyordum. Tabii sonra 70 tane galiba canlı yayın yaptım. Tecrübe olur dedim bana. Canlı yayın yapmak kolay bir şey değil. Siz en iyi biliyorsunuz. Hem de bir tecrübe olur. Kamera öğrenirim dedim. Bir şey öğrenirim. Yaptım. Ama baktım beceremiyorum. Beceremeyince de çok üzüldüm gerçekten. Yapamadım. Yapamıyordum yani. Her şeyi bir kenara bıraktım. Ben dedim gideyim. Biraz daha eğitilmem lazım galiba. Daha hazır değilim ben bu piyasaya. Tekrar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na geri döndüm. Tekrar devam ettim. Sonra uygun bir iş olduğuna geldim. Tekrar devam ettim ama... ya pişman tabii ki değilim ama ben de çok gülüyorum. Gerçekten çok komik. Çok, ama şimdi o dönemlerde kime bakarsanız, kimin eski videolarına bakarsanız çok komik ya. Yani. Hepimizin. Hepimizin öyle yani. Ama yok, hiç pişman değilim. Başka şeyler öğrendim ben de. İyi ki de bırakmışım. Peki bugün bu öz eleştiri. Ama bana yine de o şansı verenlere tekrar buradan çok teşekkür ederim. Özellikle Suavi Doğan'a, Ayşe Sarp'a. Peki. Şimdi Öyle Bir Geçer Zamanki dizisiyle devam etmek istiyorum. Orada canlandırdığınız Ali Kaptan karakteri aslında birçok insan çok eleştirdi. Bir taraftan da sevildi. Bu nasıl oldu diye merak ediyoruz. Soru gelsin. Kötü bir karakteri nasıl bu kadar sevdirebildiniz? Ali Kaptan kötü bir adam değildi öncelikle. Kişilik bölünmeleri, kişilik parçalanmaları geçiren bir adamdı. Dünyayla Türkiye ülkesine döndüğündeki hayatı dengeleyememiş bir adamdı. Bu adam hayatını denizlerde, daha kimse Avrupa'nın ağasını bilmezken Avrupa'yı, dünyayı gezmiş bir adamdı. Yani bu adam gelip bir mahallenin içerisine girip tekrar aynı kültürü, aynı şeyi yaşaması zor bir adamdı. Bu adam iki arada bir derede kalmış bir adamdı. Avrupa kültürüyle, bir yandan da memleketin, Türkiye'nin içerisindeki, mahallenin içerisindeki kültürle. Ve bu, o bir dönem dizisiydi. O dönemde herkesin mahallesinde öyle insanlar, o tür hayatlar vardı. Herkesin vardı. O bir gerçekti. Biz o gerçeği anlattık sadece. Ama bu gerçekleri anlatırken insanların bunlardan bir şey öğrenmesini, finalinde bir şey anlamasına, yapmaması gereken şeyleri görmesini sağlamaya çalıştık. Çünkü bazı insanlara yaşanan hataları, yaşanan şeyleri gösterdiğinizde bunun yanlış olduğunu, bunu yapmaması gerektiğini bilinçaltına sokabiliyorsunuz. Ya da ona bir sanat yoluyla, işte film, dizi, herhangi bir yolla bunu anlatabiliyorsunuz. Sözde anlatamadığınızı başka yollarla anlatabiliyorsunuz. Gösteriyorsunuz çünkü ekranda ona. Ali Kaptan'ın ya da oradaki her karakterin bir seyri, bir ulaşmaya çalıştığı bir yer vardı. Ama sonunda Ali Kaptan öyle bir adam, dünyanın en iyi insanlarından biri oldu. Önemli olan bu, böyle bir insan, böyle biri olabiliri insanlara göstermekti. Herkes hatalar yapıyor. Önemli olan onları düzeltmek, onları bir daha yapmamak, iyi bir insan olmaya çalışmaktı. Biz bunu anlattık bu dizi. O yüzden Türkiye'de en çok izlenen dizilerden biridir. Benim de en iyi dizilerimden biridir. Çok da zorlandığım, aylarca uykusuz kaldığım, yani kafamı patlattığım bir dizidir benim için. Sağ olsun Zeynep de, Günaydın Zeynep yönetmenimiz, Günaydın
bana da çok yardımcı olmuştur. O çok büyük bir ekip başarısıdır. Peki. Şimdi Ali Kaptan'dan devam etmek istiyorum. Şiddet tabii toplumun kanayan yarası. Bu tür görüntüler insanın beynine nakşettiğinde acaba kolektif bilincimizi daha mı negatif etkiliyor diye de sorgulamaları oldu. Yani bu kadar şiddet, tokat, vurdu, kırdı. Bunu örtbas etmek mi yoksa kötünün içindeki iyiyi çıkarma süreci mi? Bu tartışılır. Biz kötünün içindeki iyiyi çıkardık, bunun için de başarılıyız diyorsunuz ama işte her gün gazeteleri açtığımızda 3. sayfalar. Bunlar biraz da görerek normalleştiriliyor, gündeme gelerek. Bunların görülmemesi mi bir alternatif yoksa görülmesi mi bir alternatif? Buna istinaden şunu sormak istiyorum. Hala bu kanayan yarayı durdurmak adına soru gelsin. Aile içi şiddet konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Valla bu işin noktasını yıllar önce Cem bir tane cümleyle noktaladı yani. Eğitim şart dedi. Ve o günden beri dedi bu soru kime sorulsa herkes bunu söylüyor. Kült oldu. Cem Yılmaz söylemişti sanırım. Cem Yılmaz söyledi bunu. Cem Yılmaz söylemişti. Bence kesinlikle eğitimden geçiyor bu iş. Bence çok özgüvenli çocuklar yetiştirmeliyiz. Söylediğini bilen, bilmese bile çocuk olduğunda ama düşündüğünü söyleyebilen, kendini ifade edebilen, özgüvenli, saygılı ve sevgili insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bence bizim sorunumuz feodal değerlerimizi, feodal kültürümüzü, mahalle kültürünü, mesela bir mahalle baskısı denir mesela. O bir kültür aslında. Yani o kültürün iyi yanlarını alıp kötü taraflarını bir tarafa itmemiz gerekirdi. Ama zamanla insanlar birbirlerini anlamamaya başladı. İnsanlar üretmeden tüketmeye başladı. Herkes kolay paranın peşine düştü. Cehalet aldı başını gidiyor. Kimse bir şey okumuyor. Herkes her şeyi bildiğini zannediyor ve dikkat ediyorsanız şiddet geçmiş yıllara göre çok daha fazla arttı. Eskiden hani dayak oluyordu, o oluyordu. Şimdi cinayet oluyor direkt. Dolayısıyla ben bunun direkt aile eğitiminden geçtiğine inanıyorum. Özgüvenli çocuklar, özgüvenli insanlar yetiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer bu tür insanlar yetişirse o erkek gidip karısını elini kaldırmaz. O kadın da kendine el kalkmasına izin vermez. Bir kere yediği dayağı ikinci kez yemez. Üçüncüde bir daha polise gider, anasına gider, babasına gider. Ya da bu kadınlara ekonomik özgürlük sağlamak gerekiyor. Yani bu büyük bir çalışma gerektiriyor. Ama bence en önemli şey sevgi ve saygı. Çünkü biz sevip saygıyı her zaman bir kenarda o sanki önemli bir şey değilmiş gibi bırakan bir toplumuz. Bence kesinlikle bunu kazanmamız gerekiyor. Ve çok sert kanunlar, çok sert cezalar getirilmesi gerekiyor. Peki, caydırıcı yasalar getirilmesi gerekiyor ama en başta da zihniyet meselesi. İsterseniz buradan devam edelim. Bunlar dizide gündeme gelince siz Ying Yang, iyinin içindeki kötü, kötünün içindeki iyi, toplumda ne varsa bunu göz önüne seriyoruz deseniz de bir sahne vardı ki hatırlarsanız eski eşle bu hoyratça hırpalayarak yaşanan o şiddet sahnesi. Bunlar neden sergileniyor eleştirisini de aldınız. Hatta seyircisini isyan ettiren dizi başlıkları atıldı. Ben sizi bulmuşken sormak istiyorum. Bu tür görüntüler bunu pekiştirir mi, önler mi? Dahası soru gelsin. Kadına şiddet nasıl önlenir? Biraz önce söylediklerimin aynısını söyleyeceğim. Kadına şiddet öncelikle hem erkeği hem de kadını eğiterek olmalı bence. Yani ben her şeyin özgüvenden, özgüven sorunlarından geçtiğini düşünüyorum. Çünkü ya çocukluğumuzdan itibaren çok garip şartlarda büyüyoruz. Bakın yani ilk bir şey öğreniyoruz cız diyorlar. Cız, yılan sesi. Ya işte biraz büyüyoruz onu yapma. Misafirliğe gidiyoruz çikolata alma. İki tane çikolata alırsan annen oradan öyle bakıyor. Yani düşüncelerimizi, kendimizi ifade edemiyoruz. Ve birkaç kişilikli insanlar oluveriyoruz. Ama tek kişilikli insanlar olabilsek, düşündüklerimizi söyleyebilsek, gerçekten birbirimize saygılıysak, bir eğitim eşitliği sağlayabilsek, bir parça gelir eşitliği sağlayabilsek ülkemizde, o zaman ben bunların çözülebileceğine inanıyorum. Ama yeni bir kuşak geliyor. Bence bu kuşakta bu tür sorunlar çok fazla olmayacak. Bence şu anki kuşakta, ve gelmekte olan yani şu an 13-14 yaşındakileri söylemiyorum. Ama 13-14 yaşındakileri söylüyorum. Şu anda 25-26 yaşında olan bir kuşak var. Onlar hala öğrenemedi. Ama bir sonraki kuşağın bazı hikayelerini anlatıp hiç olmazsa bir önceki kuşağın bunları yapmamasını sağlayabiliriz. Ben psikolog değilim, ben sosyolog da değilim, ben bilim adamı da değilim. Bunları onlar bulsunlar, bize söylesinler, gelin böyle şeyler yapalım, biz de yapalım. Hı-hı. Mesela ben çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın şeylerine, çalıştaylarına katıldım. Gittim ben de anlattım orada medyada da ne yapabiliriz diye. Ama ben bilim adamı değilim, ben ancak bir oyuncu olarak bu kadarını söyleyebilirim. Bir de gerçekten bunları yapanlara çok sert, çok sert cezalar verilmeli. Çünkü alıyorlar cezayı, 3 ay sonra dışarı çıkıyorlar. Yani
Bilemiyorum. Bence bunu bilim adamları, sosyologlar, psikologlar bir şeyler söylemeli. Strateji uzmanları bir şeyler söylemeli. Peki. Biz sanatçılar da üstümüze gelen görevi yapmalıyız. Peki bence. Şimdi kırmızı bir soruyla devam edeceğiz. Eyvah, hadi rol bismillah. Aldığınız Dila Hanım dizisinin öyküsü için de kadına şiddeti meşrulaştıran bir öykü eleştirisi gelmişti. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Soru gelsin. Kadına şiddet içeren dizilerde rol almak sizi rahatsız etmiyor mu günün sonunda? Yani şimdi kadına şiddette yer alan dizileri ben gidip kendi kendime seçmiyorum. Yani ben kimseyi aramıyorum yapımcıları. Hadi gelin bir kadına şiddet dizisi çekelim kardeşim. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ama bizim çalıştığımız bu tür dizilerde psikologlar var. Psikiyatlar çalışıyor. Yani öyle hadi çek yaz da ondan sonra al kağıdı eline çık oraya koy kamerayı çek. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Mesela öyle bir geçer zaman ki de daha bu sistem asla Türkiye'de yoktu. Bizim Osman vardı, Osman'ı oynayan Berke. Mesela onun psikoloğu vardı. Berke'nin psikoloğu vardı özel. Her gün psikoloğu geliyordu onun. Ayrı bir odası vardı. Ayrı odada oyuncakları, başka şeyleri vardı. Yani bu tür dizileri biz böyle çalışıyoruz. Ve biraz önce söylediğim gibi belki de bir iltihaplı yere bir neşter atıyoruz. Çünkü eğer o iltihaplı yeri siz açıp oraya biraz bir ilaç, antibiyotik, oksijen bir şey basmazsanız o büyüyecek, o irin olacak, o daha beter patlayacak. Yani bilemiyorum, ben yanlış bir şey yaptığımıza inanmıyorum açıkçası. Ama tabii ki çok fazla şiddetin olduğu dizilerde var, oldu. Ama ben onlardan yapmadım. Yani ben her zaman bir yolculuğu olan diziler yaptım. Benim oynadığım insanlar daha sonra doğruyu buldular. Yani daha önce yaptıklarının ne kadar hatalı olduğunu anlattılar, gördüler. Dolayısıyla ben kendi adıma böyle bir şey hissetmiyorum. Ama bu tür dizileri ben de birkaç kere gördüm, izledim. Adlarını da söylememe gerek yok. O kadarına tabii ki karşıyım. Yani özendirmeye karşıyım. Ama iltihabı neşterle kesip bunu tedavi etmeye yönelik bir anlatım varsa o zaman buna karşı değilim. Ama özendiren bir şeyse o zaman tabii ki kesinlikle ben de karşıyım. Peki. Şimdi o tür dizilerin sıkça çekilmesine. Peki şimdi sizin dizilerinizden bağımsız ama yine aile içi şiddet, kadına şiddet konusuyla devam etmek istiyorum. Soru rengimiz kırmızı. Şöyle ki yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve aynen şöyle dedi. Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14-15 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlar. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir dedi ve hepimizin tüylerini diken diken etti. Birçok yerden karşıt görüşler geldi. Ellerinizi çocuklarımızın bedeninden çekin diye. Hakikaten 14-15 yaşında çocuğun evlenmesini salık veren bir zihniyette bu haddi bulabiliyor. Yüksek sesle bunu dile getirebiliyor. Oysa biz insan hakları evrensel beyannamesine imza attık. Medeni kanunumuz belli. Buna rağmen bunlar telaffuz edilebiliyor. Soru gelsin. 18 yaşından küçük kız çocuklarının evlendirilmesine sizin bakış açınız nedir? Yani bu konunun konuşulması bile bana çok abes ve ben bilmiyorum ya, ben ne diyeyim şimdi, bir şey söylesem bir sürü insan bana saldıracak, bir sürü şey. Yani ya tövbe tövbe estağfurullah, böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bunlar 1100 yıl önce de kalmış saçma sapan şeyler. Yani 14-15 yaşında gidip bebeklerle oynaması gereken bir çocuğa bu tür şey. Ya ben böyle bir soruya cevap da vermek istemiyorum. Yani lanet gelsin hala böyle şeyler konuşuluyorsa yani. Vallahi rezillik yani. Rezillik ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben vallahi ben bu kadarını da öyle bir şeyler duymuştum ama bu kadar da değildi yani. Aydın Üniversitesi'nden de böyle bir açıklama gelmişti. Tövbe tövbe şefa diyor Resulullah. Ne diyeyim ben? Tövbe görevden tövbe alındı yani. Ama bu açıklamasını profesör unvanıyla yapma cüreti buldu. 13-16 yaşındaki kızların hamilelik için uygun olduğunu, evlenmek için uygun olduğunu söyleyen yani gerçekten, saçma sapan görüşler. Bunu duymuşsun. Söyleyen gerçekten böyle düşünüyor mu, düşünmüyor mu onu da yani. Çünkü siyaset o kadar çirkinleşti ki. Yani bunun üzerinden belki siyasi rant elde etmek istiyorlar bunlar ama bunun üzerinden bile siyasi rantı yani elde etmeye kalkan zihniyetin bile lanet gelsin yani. Hani bilemiyorum ben ya, neyse ben bu konuda kapatmak istiyorum. Peki. Yani çok şiddetle kınıyorum ama bunu ya. Peki. Şiddetle yani. Peki. Hani şimdi sert bir şey söyleyeceğim çünkü öyle bir huyum da var. Ben daha bu korona sürecinde iyi insan olmaya karar verdim. Daha iyi insan olacağım. Allah onlara yardım etsin. Beyinlerine, akıllarına, ruhlarına zemzem suyu atsın, bir temizlesin bu insanları. Peki.
Ben ne diyeyim ya? Şimdi biraz konuyu... Bu zamanımı da buna da kaldım buna zamanımı. Başka yere getirmek istiyorum o zamanı. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. Sinirlendim biraz, özür diliyorum. En azından duygunuzu ve fikrinizi almış olduk cevabınızda. Şimdi korona dediniz, korona ile devam edelim. Sözleri size ait olan korona şarkısı var. Set arkadaşlarınızla birlikte bunu seslendirdiniz. Aslında burada bir farkındalık yaratmak istediniz. Şarkı da çok güzeldi vesaire. Fakat eleştirildiniz. Yani farkındalık yaratmak isterken neden sosyal mesafeyi korumadınız? İşte dizi setlerinde insanlar hala hazırda çalışıyor. Onlar korona riskiyle karşı karşıya gibi. Siz de şöyle bir açıklamada bulundunuz. Sizi gede tuzu kurular, sokağa çıkma yasağı ilan edilmedikçe birileri çalışacak. Topu kişilere atmayın, ofsayta düşersiniz. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek, yalan söylemeyecek. İşçi aidatlarını bir takım masalarda yiyen sendikacılar, tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sor. Ben teker teker sordum, hepsi çalışmak istedi. Herkes evinde ve bize ihtiyaçları var. Haydi kalın sağlıcakla diye de tavrınızı koydunuz. Soru gelsin. Koronavirüs videosunu çekerken tepki alacağınızı düşünmediniz mi? Hiç düşünmedim. Önce düşünmedim. Sonra ya o bir gerçekten ben bir şey, bir insanları bir şey göstereyim istedim ya. Yani. Çok iyi niyetliydim arkadaş. Rahatınıza bakın. Rahatınıza bakın. Sinirlerim bozuldu. Çok iyi, çok iyi niyetliydim çünkü çok diyorsunuz. Çok üzülüyorum böyle şeyler olunca. Çünkü yani ben iyi kalpli bir adamım kardeşim. Yani bir şey dediğiniz gibi farkındalık yaratayım dedim. Bir de o zaman daha maske takılsın mı, takılmasın mı, mesafe konulacak mı, konulmayacak mı? Yani gibi konuşuyordu. Bilim adamları televizyonlara çıkıp acaba test yapsak mı, yaptırmasak mı? Bence test yaptırmayalım. Bazı bilim adamları televizyona çıkıp maske takmayalım, gerek yok diyorlardı. Yani ki benim o çektiğim videoda maske de var, ya biraz mesafe de var. Yani bir de evden çıkma Türkiye, evden çıkma Türkiye diyoruz orada. Ne yaptık? Yani ama ben onu yaptım bir iki gün içerisinde herkes çok beğendi. Herkes çok beğendi. İki gün sonra birdenbire bilim adamları dedi ki maske takacaksınız bir metre bilmem ne. Bir baktım ben linç oluyorum. Yahu arkadaş ben bunu bu niyetle yapmadım ki yani. Ben ne yaptım ki? Bir de biz gerçekten steril bir ortamdayız. Çok steril bir ortamdayız. Girdiğimiz her yer fos her şeyle temizleniyor. Yani ama benim diyen gazeteciler bile çıkıp nasıl ooo şimdi bulduk yine Erkan Petekkaya'yı hadi bakalım deyip bana saldırıp durdular. Kendileri ben uzatabilir miyim bunu? Tabii daha vaktimiz var. Kendileri çıkıp televizyonlarda o dönemler gerçekten kimse bilmiyordu. Ha, iki gün sonra birdenbire çok önemli oldu ki bizim orada maskeler var. Bir tek bende yok. Yani şimdi siz maske takıyor musunuz? Ben maske takıyor muyum? Benimki de öyleydi. Allah Allah bana küfür eden bir ton insan yani maskesiz gezip televizyonlarda aksıra tıksıra birbirlerinin yanlarında paçur paçur programlar yapıyorlardı. Ek bir dakika süre veriyorum. Hepsinin kayıtları benim şeyimde var. Hepsini çektim. Neler neler yaptıklarını. Yani sonra benim üstüme patladılar ama oldu, farkındalık yaratıldı valla. Oldu ama ben linç oldum. Sanki küfür etmişim, sanki zina etmişim, sanki cinayet işlemişim. Sanki gidip soygun yapmışım. Yani ben üzülüyorum sadece böyle şeylere. Yalnız bir gazeteci bir şey yazmıştı. O da yine bana bir sürü değildi. Hani birazcık sallamıştı, doldurmuştu ama en azından başında şey yazmıştı en başında. Yani biliyorum yaptığın şey çok iyi niyetli. Kardeşim falan diye altını döşemiş. Şimdi benimle ilgili bir şey olunca trend oluyor. Neyse. Ama ben de buna çanak tutuyorum tabii. Ama birileri şey diyebilirdi. Erkan hatalı etmişsin. Hani istersen başka bir şey yap üstüne. Ama öyle değil. Hemen al şeyi, kırbacı, al jopu, çurang 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 gir. Buna çok üzülüyorum ve yani hepsini çektim ya. Bana o laf söyleyen bir ton insanın videoları telefonumda duruyor yani. Hala şu anda şu mesafeden spikerler insanlara şey uzatıyor, mikrofon uzatıyor. Hani 2 metre, peki, hani 3 metre? Peki, konuşacağız. Nerede? Daha, konuşacağız. Üzüldüm sadece, konuşacağız. Çok üzülüyorum yani. Şimdi sanatçılar topluma mal olmuş insanlar ve gözlemlerde bulunuyorsunuz. Sizi dönemin filozoflarından, sanat insanlarından, fotoğrafçısından, ressamından ayırt etmek mümkün değil. Çünkü birbirinizden besleniyorsunuz. Ve dolayısıyla toplumsal sorunlara da kafa yoruyorsunuz. Buna istinaden soru gelsin. Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Bence Türkiye'nin en büyük sorunu öfke. Öfke, hoşgörüsüzlük, yardımseverlik. Yok çünkü. Kimse birbirine artık yardım ya ediyoruz. Yine ediyoruz da ben kendi çocukluğumla, kendi gençliğimle kıyaslıyorum. O anlamda yine dünyanın birçok ülkesine göre çok iyi durumdayız. Geziyoruz, siz de biliyorsunuz. Yani sokakta biri düşse hiçbir şekilde yerden kaldırmıyorlar. Ben gördüm de yani kaldırmıyorlar, elini sürmüyorlar yani.
Bir kere ben koştum, elimi süreyim dedim. Baktım 8 arkadaşı elini sürmüyor, ben de çektim, ne yapayım? Yani bence hoşgörümüzü kaybettik bizler. Çok hoşgörülü, yere düşene koşup yardım eden insanlardık. Şimdi yere düşen insana koşup bir tekme de ben atayım diyen insanlar olduk. Ben buna çok üzülüyorum. Bence bizim ülkemizin en büyük sorunu öfke, kıskançlık, liyakat, tembellik. Yani üretmeden para kazanmaya çalışmak, yalan, dolan, rüya. Yani bakın İspanya'da bir görüntüler vardı bu koronadan. Yani aklımda kalan tek kötü görüntülerden biri, ürperim ürperiyor. İspanya'da yaşlı yurtlarındaki insanları çalışanlar yalnız bıraktılar. Yani orada o insanlar açlıktan, ilaçları gelmedi, yalnız bırakıp kaçtılar, gittiler. Bir de kimseye haber de vermediler. Biz burayı bırakıyoruz diye. Yaşlar açlıktan, ilaçsızlıktan, bilmem neden orada. Yani korku filmi gibi. Yani bizim ülkemizde böyle şeyler olmaz. Ama eğer böyle devam edersek biz böyle yerlere gidiyoruz. Benim en büyük Türkiye'de gördüğüm sorunlardan biri, gerçekten hoşgörümüzü kaybediyoruz. Birbirimize yardımseverliği kaybediyoruz. Bizi dünyada en önemli tutan şeylerden biri bence bu. Dünyanın birçok ülkesini gezdim. Dünyadaki birçok ülke insanı bir yana, gerçekten Türkler bir yana. Biz çok değişik bir milletiz. O değişik güzel yanlarımızı kaybetmek üzereyiz. Çok üzülüyorum. Peki, değerlerimize sarılalım diyorsunuz. Şimdi Dila Hanım dizisinden devam etmek istiyorum. Bunun film versiyonunda Kadir İnanır başroldeydi. Tabii Kadir İnanır gibi güçlü bir insan olunca Kadir İnanır'dan sonra bizi kim keser eleştirisi yapıldı. Siz de bu konuda aslında hürmette geri kalmadınız. Her zaman Kadir İnanır'ın hakkını verdiniz ama yine de insan böyle bir kıyaslama duygusu içine girmiştir. Soru gelsin. Kadir İnanır'ın yerini doldurabildiğinize inanıyor musunuz? Asla. Ne ben ne bir başkası dolduramaz. Çünkü Kadir abi ve Kadir abi diyorum çünkü tanıyorum kendisini. Hı hı. O jenerasyon duayenlerimiz çok önemli şartlarda çok samimi, çok özel filmler çektiler. Çok önemli karakterler oynadılar. O dönemle bu dönemi kıyaslamak mümkün değil. Bütün zorlukları onlar çektiler. Biz şu anda onların çektikleri zorlukların lüksünü sürüyoruz ve tadıyoruz. Şöyle kapatayım. Ben gözlerinin içi ağlarken gülebilen, gözlerinin içi gülerken ağlayabilen çok kişi görmedim. Bu Kadir İnanır'dır. Onun yeri asla dolmaz. Dolacağını da zannetmiyorum. İnşallah biz de bir gün onun gibi çok büyük başarıları imza atar. Güzel günler yaşarız onun gibi. Peki, şimdi kırmızı bir soruyla devam edeceğiz. Gay ya da eşcinsel rolü oynar mısınız? Evet, bu klişe bir soru. Birçok başarılı aktöre de sorulur. Şimdi Kadir İnanır'dan bahsetmişken oradaki en uç örnekte Shakespeare, Komiser Shakespeare filminde etekli bir pamuk prenses olarak karşımıza çıkmıştı. Rol gereği eteğini giymişti. Dolayısıyla size soralım, eşcinsel rolüne sıcak bakar mısınız? Ve de dahası soru gelsin, rolünüz için etek giyer misiniz? Yani filmine bağlı bu tabii ki. Ben neyi çekeceğime bağlı. Sulu zırtlak bir şeyse, yani komedi ise de olabilir de. Ben etek giydim daha önce. Giydim yani. Etek değil de elbise giydim. Tiyatroda. Miletos Güzeli diye bir oyun oynadık biz. Ama o Miletos Güzeli antik Yunan, yani oralarda zaten elbise var. Orada giydim, tiyatroda yaptım. Bu ne oynadığınıza bağlı. Yani çok gerekirse giyerim ama bu dönemin eteğini giymem. Bir İskoç adam oynuyorsam mesela giyerim. Onların kültürü öyle. Ben ne yapayım? Yani ama eteği cinsel bir obje gibi bana giydirmeye kalkarsanız o zaman giymem. O dönemin kültüründe o şey varsa, çünkü İskoçlar hala etekle geziyor. Yani o kültürde, o oynadığım dönemde, oynadığım adamın öyle bir şeyi varsa ve bu cinsellikle alakalı değilse giyerim. Ama cinsellikle bir alakası varsa o zaman giymem. Çünkü istemiyorum. Benim de seçeneklerim var. Ben de öyle bir şey oynamak istemiyorum. Her şeyi oynamak zorunda değilim. İstemiyorum. Öpüşmem, yani sevişmem gibi kurallarınızı, işte etek cinsel kimliği belli ediyorsa giymem kurallarınız bana geçti. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Soru gelsin. Türkan Şoray kanunlarınız var mı? Var. Var. Yani var. Çünkü ülkemizin bu konuda hala halletmesi gereken sorunları olduğunu düşünüyorum. Avrupa ve yurt dışında işler öyle yürümüyor. Amerikalı bir aktör olsaydım belki hiç sormayacaktınız. Ben de buna cevap vermek zorunda kalmayacaktım. Var benim öyle kurallarım. İstemiyorum. En azından şimdi istemiyorum. Belki bundan 5 yıl, 10 yıl sonra her şey çok farklı olur. Belki önüme öyle bir şey gelir ki gider karıma da sorarım, rahatsız olacak mısın diye. Çünkü karım var benim. Benim bir annem var, benim bir babam var. Benim annem babam açıp onu orada öyle izleyince ya rahatsız olurlar.
ya ben gidip bir tane işte bir şey çekeceğim ve yani bundan sanatsal ve maddi olarak ya da herhangi bir şekilde bir şey sağlayacağım, bir kazan sağlayacağım diye ne anamı, ne babamı, ne sülalemi öyle üzemem diye düşünüyorum. Ama bir başarı elde edeceksem de gidip illa böyle şeyler yapıp da yapmayabilirim yani. Ama bir de şöyle bir şey var. Bu tür sahneler çok estetik çekildiğinde o zaman hiçbir sorun oluyor. Ben çok estetik, hiç belki de hiçbirimize elimizi değmeden öyle sahneler de çektim. Ama çok usturupluydu. Bakın aile şiddetinden bahsediyoruz. 15 yaşında çocuklara neler söylüyorlar bunlardan bahsediyoruz. Yani birçok şeyin sebebi aslında cinsel açlıklar, cinsel baskılar, cinselliği hoyratça, cahilce yani ve sevgi olmadan, aşk olmadan sadece bir hayvani dürtü gibi yaşayan insanlar yüzünden bu şiddetler, aile şiddetler, kadın istismarları bunlar ülkemizde yaygın ve sadece ülkemizde değil bu arada. Peki, kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Şimdi hemen her sezon bir dizide rol alıyorsunuz. Fakat dizilerde rol aldığınız kadar çok sizi sinema filmlerinde göremiyoruz. Burada da bir çekinceniz var. Cinsel pazarlamadan imtina etmişsiniz. Diyorsunuz ki bazı sahneler manşetlere düşüyor ve film bu yönüyle pazarlanıyor. Bu da beni rahatsız ediyor diye. Buna istinaden soru gelsin. Sizin filmlerde rol almamanızın sebebi cinsel pazarlamaya alet olur mu korkusu mu? Yani sadece o değil tabii ki ama... şu an öyle filmler o kadar değil. Yani o kadar çekilmiyor. Yani o çekiliyor da o kadar bu konunun üstüne gidilmiyor cinselliğin üstüne. Ama mesela bundan 7 sene önce, 8 sene, 10 sene önce biliyorsunuz yani Güzeller Güzeli bir film çekiliyor. Bir bakıyorsunuz gazetelerin manşetlerine çıplak sahneler, sevişme sahneleri, öpüşme sahneleri. Arkadaş yani bu film sadece bunu mu anlatıyor? Yani o sadece onun belki 10 saniyelik, belki 3 dakikalık, belki 5 dakikalık bir parçası. Yani o 5 dakikalık parçayı siz niye... Yani niçin böyle bir ticari şeyin pazarlama sisteminin aleti olayım diye düşünüyordum o zaman. Ama şu an o kadar değil. Öyle değil. O biraz düzeldi bu iş. Bu konuyu istismar etmek de artık biraz eskidi. Çünkü artık internet var. Herkes, her çocuk, her kadın, herkes eğer interneti kullanabiliyorsa zaten her türlü siteye girip her türlü şeyi görebiliyor. O zamanlar öyle değildi. O zaman mesela bir trafik kazası çekildiğinde bütün gazeteler oraya gelirdi. Altı üstü iki tane araba böyle birbirine dokunurdu. Oo efendim kaza sahneleri çektik, kaza sahneleri çektik. Yok arkadaşlar iki tane çok külüstür arabayı birbirine toslaştırdınız. O kadar. Yani bir şey olmadı. O sırada yurt dışında insanlar geminin üstüne uçak düşürüp onun üstünden de helikopter geçirip üstünden de sürat motoru patlatıp havadan attırıyorlardı. Yani dolayısıyla bunlar bir süreç. Ben bu konuda biraz dikkatli olunması gerektiğinden yanayım. Peki. Demişsiniz ki ben jön değilim, jön olduğuma da inanmıyorum. Jön'ün kelime anlamı aslında önemli rollerde oynayan genç aktör, evet, genç oyuncu öyle demek. Şimdi burada buradan yola çıkarsak bu kadar filminizin, dizinin arasında neden kendinizi jön olarak görmediğinizi merak ettim. Soru gelsin. Jön olmak için kendinizi yaşlı mı görüyorsunuz? Hiç alakası yok. Ben bu sözü herhalde 30 yaşında söyledim ilk. Ben jön değil dedim 30 yaşımda. 30 yaşımda bayağı da iyiydim yani. 35 yaşımda da söyledim, 40 yaşımda da söyledim, hep de söyledim, hep de söylerim. Çünkü jönlük bana böyle bir starlık hissi veriyor. Starlık kelimesi veriyor. Bir hissi veriyor. O jön ben kendimi oyuncu diye gördüm. Hep jön diye görmedim. Yani jönlük başka bir jönfi, başka bir standart yani. Jön oldun mu? Jönler var, bir de alttakiler var. Yani ben jön bana biraz küstahça geliyordu. Kibir mi barındırdığını düşünüyorsunuz? Evet, evet, evet. Öyle hissediyordum. O yüzden de kabul etmiyorum. Çünkü ben bir oyuncuyum. 80 yaşında da jön olabilirim. 25 yaşında da jön olabilirim. Tabii ki genç oyuncu anlamına geliyor ama o bizim ülkemizde bu anlamda konuşulmadı. Ben bizim ülkemizde algılanan şekliyle cevap vermiştim o soruya. Ki hala da öyle düşünüyorum. Peki. Ama bana biraz kibirli geliyordu gerçekten. Peki, peki. Yine bir sonraki sorumda konuyla ilgili. Buna istinaden soru gelsin. Sizce Türkiye'nin jönü kim? Pas geçiyorum soruyu. Peki. Çünkü birine söylesem ayıp olacak, birine söylesem ayıp olacak. Var, çok jönü var bu ülkenin ama. Tek bir isim zikretmek istemiyorsunuz. Ayıp olacak çünkü tanıyorum da birçoğunu.
Şimdi onu söyleyeceğim, diyecek ki ben anne olacağım. Yani pas geçme hakkınız var. Pas geçme hakkınız var. Ama bir sonraki soruyu... Var, bayağı da var. Yani. Var ama kalp kırmamak için söylemiyorum evet, diyorsunuz. Şimdi. Peki sonra listenizi çok yaparsınız. Çok da beğendiklerim var bu arada. Tamam. Hayran olduklarım var yani. Tamam. Şimdi Cem Yılmaz için daha önce film yapmasın şeklinde bir açıklamanız olmuş. Yani şovlarını çok beğendiğinizi özetle evet, ama filmleri için sevmek zorunda mıyım? Sevmiyorum. Demokrasi diye bir şey var. Film yapmasın, gösterilerine devam etsin demişsiniz. Buradan da çok eleştiri alsın. Buna istinaden soru gelsin. Cem Yılmaz'ın filmlerini neden beğenmiyorsunuz? Beğeniyorum. Beğeniyorum. Nasıl beğenmem? Cem bence Türkiye'nin en önemli insanlarından, bence birincisi. Bence. Ve bence Cem dünya standartlarında yeteneğe ve zekaya sahip bir insan. Ama şu anlamda söylemiştim ben onu. Hani Cem çünkü sahne şovunda, ben de izledim, kaç kere izledim. İnanılmaz yani, ben karnımı tutuyorum, bazen kulaklarımı tıkıyorum. Öyle bir ağrıyor ki gülmekten karnım, tutmak zorunda kalıyorum. Cem öyle bir sanatçı, öyle bir oyuncu. Film yaptığı zaman Cem ortak bir zekayı, ortak bir beğeni, seyirci beğeni skalasını göz önünde bulundurup film yapıyor. Yani ama sahne şovlarında asıl zekasını ortaya koyacak, bütün o aykırı zekasını, absürt zekasını, her türlü zekasını ortaya koyabilecek şovlar yapıyor ve kapalı kişi oynuyor. 3 ay öncesinden bitiyor. Ben bunu söylemek istemiştim. Yani çünkü ortalama zevk için film yaptığında Cem sahne şovuna göre 10 üzerinden 4 daha başarısız oluyor. Ya da 6, 8 oluyor 10 üzerinden. Halbuki Cem'in hiçbir işinin 8 olmaması gerekiyor. Onun yaptığı her iş 10 olmalı. Ben bu anlamda söyledim. Hatta dedim ki onun önünde ceketimi iliklerim dedim. Ama insanlar aldılar, Cem Yılmaz film yapmasın. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Bir de benim gibi düşünen milyonlarca, pardon binlerce insan var. Hadi yüzlercesini ben biliyorum. Yani kulaklarımla duyduğum insanlar, hepsi de ünlü. Ama kimse bunları söylemeye cesaret edemiyor. Çünkü bunda zaten kötü bir şey yok. Önünde yani ceketimi iliklerim dediğim bir adama öyle bir şey söyler miyim? Sadece sahne şovları çok daha acayip. Keşke bütün enerjisini ona yönlendirse de yılda 2 tane 3 tane değil de yılda 2 tane, yılda 5 yılda 2 tane 3 tane değil de yılda 2 tane 3 tane sahne şovu peki, yapsa, biraz da ucuz yapsa herkes gitse. Şimdi ucuz yapsa derken sizin aldığınız rakamlardan bahsedeceğim. Çünkü hakikaten aktörlerin aldıkları rakamlarda her zaman ayrıca Cem'in de hakkıdır yani o para. Şekilleri evet, vesaire. Sizin için de astronomik rakamlar aldığınız konuşuluyor. Buna istinaden hiç lafı uzatmayacağım. Soru gelsin. Siz pahalı bir oyuncu musunuz? Pahalı bir oyuncuyum. Hakkını veririm. Bu soruya da bu kadar cevap vermek istiyorum. Peki. Çünkü daha önce söyledim, nazar değdi. Peki, bir sonraki sorumuz kırmızı. Demişsiniz ki çok zor şartlarda çalışıyoruz. Dizileri çok uzun saatlerde çekiyoruz. Bazen insanın yeter dediği oluyor. Gerçekten dizilerin sürelerinin çok uzun olması set emekçilerinin de bir şekilde isyanına sebep oluyor. Onların haklarını gözetmek adına da bu çok önemli bir konu. Burada genel kanı şöyle. O zaman bu kadar pahalı oyuncular kaşelerini yarıya indirsinler. Dizilerde 45 dakikaya insin gibi bir öngörü de var. Soru gelsin. Dizi sürelerini kısaltmak için siz kaşenizi yarıya indirir misiniz? Düşünmem lazım. Yani o şartların nasıl oluştuğuna bağlı. Yani eğer ben kaşemi indirdiğimde kanal ve yapımcı her şeyi kazanacaksa hayır yapmam. Ama herkes bundan bir feragat edip bununla bir taşın altına elini koyarsa tabii ki ben de elimden geleni yaparım. Ki daha önce bu tür konularda yaptığım bazı şeyler vardır yani. Ben her zaman işçinin tarafındayımdır. Meslek hayatıma başladığım günden beri. Çünkü dizilerimiz yurt dışına satılıyor. Çok büyük paralar geliyor. Çok çok büyük paralar geliyor. Hem de öyle böyle değil yani. Burada kazanılan paraların 3 misli, 5 misli geliyor yurt dışından. Dolayısıyla bizim çektiğimiz o 120 dakika, 140 dakika, 160 dakika şeyleri 3'e bölüp yurt dışında 3 bölüm halinde yayınlıyorlar. Öyle sadece buradaki işlerle ilgili değil yani. O zaman yurt dışı paralarını yapımcılar, kanallar herkese dağıtsınlar. Versin o kanal yurt dışı parasının %40'ını, ben de indireyim. Nokta. Evet. Şimdi bir sonraki soruya geçeceğim. Dediniz ya aslında yurt dışında daha çok para kazanıyoruz diye. Orta Doğu'ya pazarlanan filmleriniz var. Paramparça dizisi sanıyorum ilk 13 bölümü için 500 bin dolarlık bir anlaşma imzalanmış. Daha da geliyor. Fakat Endemol'le çalışıp da burada bir hileli iflas süreci, Türkiye Endemol'le uluslararası Endemol'ün bir çekişmesi oldu. Siz de burada hem set işçilerini de gözetmek, onların da haklarını korumak üzere Erkan, yani biz sana paranı veririz, sen bu işe karışma
denilmesine rağmen bildiğim kadarıyla ön cephede savaştınız ve hakkınızı aradınız. Buna istinaden bu süreci yönetirken soru gelsin. En cesur oyuncuyum diyor musunuz? Ya öyle bir şey söyleyemem çünkü hiç cesur oyuncular kimlerdir diye araştırmadım. ama tabii ki... mahkeme sürecindeki tavrınızdan ötürü. Ha, ben son mahkemede çıktım şeye. Şahit ben oldum. En son mahkemede en son şahit bendim. 2,5 sene sürdü mahkeme. Evet, dediğiniz gibi yaptılar bana. Al sen paranı, sen karışma. Medya duymasın, kimse duymasın. Ben de işçilerin parasını olacak dedim. Tedarikçilerin parasını olacak. Ya sen git, ben de ayrı mahkemede görüşürüz dedim. Çıktım. Şahitleri de vardır bu arada. Sonra mahkemede de mahkeme başkanının, hakime hanımın karşısında söyledim. Siz bana rüşvet teklif ettiniz dedim. Açık açık söyledim. Açık açık söyledim. Çok şükür de çok iyi, çok iyi niyetli, gerçekten çok adaletli bir mahkeme, hakimimiz var, mahkeme başkanımız vardı. Ve onların iflas isteklerini yerine getirmedi. Çünkü bayağı bir parayı buradan Hollanda'ya kaçırmaya çalışıyorlardı. Allah'a şükür engelledik. Hakkımızı aldık diyorsunuz. Yani bu şu anda da işçiler yavaş yavaş paralarını alıyorlar yani. Alıyor yani, oradaki insanların hakkını yerde bırakmadım ben. Ama alıp gitseydim böyle olmayacaktı. Peki. Şimdi diyorsunuz ki bence bir iş başarılıysa onun sebebi senaryodur ama bir iş başarısız oluyorsa onun da sebebi önce senaryodur, ikinci yönetmendir, üçüncü de oyuncudur. Güçlü bir hikaye bu. Bunun iyi kaleme alınmış olması gerektiğini irdelemişsiniz. Hani başarı olursa sahiplenen çok alır ama hezimette herkes kaçar. Şimdi senaryonun önemini bu kadar altını çizmişken soru gelsin. Tutmayan dizilerin sebebi senaryo mudur? Tabii ki tamamen buna bağlayamayız. Bu bir ekip çalışması. O sette bize çay getiren arkadaşımız da en az yapımcı kadar, en az başrol oyuncusu kadar değerlidir. Dolayısıyla bizim işimizde bir kişi bir hata yaparsa böyle domino gibi bütün işe yansır. Bütün iş zarar görür bundan. Ama en asıl olan bence dediğim gibi senaryodur. Çünkü hikaye odur. Bizim önümüze bir hikaye verilir. Ben bir oyuncuyum. Ben bu hikayeyi en iyi şekilde oynamak zorundayım. Ama hikaye iyi gitmiyorsa, senaryo iyi gitmiyorsa, o zaman oyuncu ağzıyla kuş tutsa, yönetmen ağzıyla kuş tutsa olmaz. Ama senaryo iyi, oyuncu iyi, yönetmen kötü yine olmuyor. Oyuncu da kötü olursa olmaz ama sıralamaya koyarsak bence önce senaryo gelir. Peki. Şimdi biz hep oyuncu Erkan Petekkaya'yı biliyoruz ama iç dünyanızı, özelinizi, hayat görüşünüzü aslında çok da bilen yok. Hep belli kesitlerle ekrana geldiniz, haber oldunuz. Mesela bir politik görüşünüzü, politik duruşunuzu, dünya görüşünüzü çok da bilmiyoruz. Dolayısıyla net bir şekilde soralım. Soru gelsin. Politik görüşünüz nedir? Söylemeyeceğim. Pas mı? Yok, pas değil. Konuşacağım da söylemeyeceğim. Çünkü bir kere en başta toplumumuzun şu andaki kadar kutuplaştığı bir zamanda, yani şimdi bir tane bir düşünceni paylaşıyorsun, bir de bu taraf var, bir düşünceni paylaşıyorsun, bu taraf sana saldırıyor, linç ediyor, küfür, ana, avrat, yani ağza alınmayacak, kavgada söylenmeyecek, yani çok kötü şeyler, gerçekten çok üzülüyorum onları görünce. Şimdi böyle bir düşünce söylüyorsun, hop zor bu taraf üstüne yapışıyor. Bu sefer bunlar seni linç ediyorlar. İki taraf da bunu birbirine yapıyor. Yaptılar bana, biliyorum. Tabii ki benim bir dünya görüşüm var. Tabii ki hayata bir bakışım var. Ama ben her görüşten insana iş yapıyorum. Bir de hayatım ve söylediklerim, yaptığım birçok şey benim dünya görüşümü zaten gösteriyor. Yani çok da merak eden varsa gitsin 3-5 cümleme baksın, anlar dünya görüşümün ne olduğunu. Ben böyle kutuplaşmış, insanların düşüncesine hiç saygı verilmeyen, hiç gösterilmeyen, herkesin bizi bir şeyi tek kelimeyle anlamadan, dinlemeden, biri kuyuya bir taş attı diye yani ona inanıp onun arkasından bir ton laf söyleyip yani saçma sapan şeyler yazılacak diye söylemiyorum politik görüşümü. Bir gün gelir, insanlar birbirine saygı duyar. O zamandan ben de açık açık oturur dünya görüşümü anlatırım. Ama demokrasiye, özgürlüğe inanırım. Allah korkum vardır ve paylaşmaya inanırım. Peki. Şimdi kırmızı bir soruyla devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında sosyal medya hesabınızdan sizin paylaştığınız iddia edilen terbiyesiz, zavallı, defol, siz terbiyesiz bir insansınız. Oy vermeme rağmen benim bakanım değilsiniz şeklinde bir cümle yer aldı. Siz bu cümleyi daha sonra işten çıkardığınız kişinin yazdığını iddia ettiniz ama bu şöyle yorumlara sebep oldu. Erkan Petekkaya alkollüydü.
bu tweet'i attı. Sonra pişman oldu, kendini aklamak için de böyle bir yalan uydurdu diye. Sizi bulmuşken yüzünüze soralım. Soru gelsin. Tweet olayının aslı neydi? Şöyle, gerçekten öyle oldu. Bir de ben iddia etmedim. Yani. Benim elimde belgeler var yani. Onda da yazdım. Hı-hı. Mesela burada o belgeler yazmıyor. Doğru, ben bir yanımda çalışanı işten çıkardım. Yanımda çalışan dediğim de öyle değil. Yani 8 yıldır benle. Yani oğlumdan çok onu görüyorum. Yani benim bütün sosyal medya hesaplarımın şifreleri, banka şifrelerim, şeylerim, nedir o? Vekaletnamelerim, yani her şeyim ondadır. Gelir evimde yatar, annemin babamın evinde benle o da uyur, ben nerede uyurum o uyur. İşte ben nerede restoranda yemek yiyorum o benle oturur yer. Öyle şoför değil, yardımcı yani. Ben mesela şey de yazamam, uzun uzun böyle mesajlar da yazamam. Ben kağıda yazarım, veririm, yardımcım yazar. Niye böyle bir şey yapmış? Ben sevmiyorum ben o şeyleri. Ben yapamıyorum, yazamıyorum. Uzun mesaj yazamam yani ben. Neyse. İşten çıkardım onu, onun iyiliği için çıkardım ben onu. Yani benim yanımda 5-6 kişi çalıştı öyle bugüne kadar. Hepsini belli bir yaşa geldiğinde işten çıkardım. Çünkü belli bir yaşa gelince o iş yapılmıyor. Olmuyor, mutsuz oluyorlar. Ama onlara iş imkanları da açıp onları gönderiyorum. Onun da o zamanı geldi, işten çıkardım. Ama ona böyle çok açık açık anlatamadım bunu. Sonra anlatırım dedim çünkü çok üzüldü. Zaman bitiyor. Devam edelim, metine vereceğim. Ben onu işten çıkardım, belgeleri var diyorum bakın. Sonra da perşembe günüydü, tazminatını yatırdım. Yani bu yüklü de bir tazminatı vardı 7-8 yıllık, şey 7 yıllık. Neyse, yatırdım parasını perşembe günü. O da anladı artık çünkü ben onu yatırana kadar galiba beni göndermeyecek diyordu. Sonra yatırdığımı görünce... Tek bir dakika veriyorum. Tabii ki. Ondan sonra o gece ben bu olay, bakın perşembe günü tazminatını yatırdım, işten çıkardım. Bu olay cuma günü oldu. Cuma günü de onu evime çağırdım. Dedim gel akşamleyin bana hesapları, çünkü kötü ayrılmadık. Yani hala kardeşimsin diye onu gönderdim. Hesaplarımı bana teslim et. Yani hem şifrelerimi, her şeyimi yaz bir yere. İşte para hesaplarımızı teslim et. Çünkü ben parayı ona veririm. Ben anlamam, o harcar. Ay sonu bana getirir. Bunu yaptık, bunu yaptık der. Bunları bana açıkla. Bir de telefonumda bazı videolar vardı. O sosyal mesafeyle ilgili. Hani iyi şeyler çekmiştim. İnsanların böyle evlerinden çocuklarıyla evde kal, evde kal yaptıkları. Şu videoyu yap çocuğum dedim. O arada masada duran şişeyi bitirmiş. O da bilmiyor niye yapmış. Yani sonra geldi bana itiraf etti. Hatırlamıyor, ben niye yaptım diyor. Yazılar yazmış, böyle bir şey yapmış. Benim bir defterim vardır. Böyle çok sinirli olduğumda yazdığım şeyler. Çok üzüldüğümde ama mutlu olduğumda değil. O defteri açmış, oradan bir şeyler yazmış. Arkadaşlarımı aramış, küfürler yazmış. Neler, hatırlamıyor. Ben de onu affettim. Şimdi kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Programımızda daha önce şöyle bir açıklamanız olmuştu. 50 bin tane görüntüm var, herkes biliyor neyim olduğunu. Ben bu işten gerçekten çektim. Bir sürü yollar denedim bu işten kurtulabilmek için. Bazı şeylerden kurtulabilmek için alkole sığındığım oldu ve tehlike hissettim. Baktım akşam olunca canım kanım istiyor. Soru gelsin. Alkolün pençesinden nasıl kurtuldunuz? Ben alkolün pençesine düşmedim. Hiçbir zaman düşmedim. Ama ben ünlü bir adam oldum ve... yani ben 20 ya da 25 kere meslek hayatımda atıyorum, o da belki 10-15 falandır da, hani şimdi biri çıkarır gider sayar, aslında 17 dediler başıma iş gelir diye 25 diyorum yani. 20-25 kere ben alkollü bir şekilde ekrana, televizyona, bir yere, bardan çıkışta, kulüpten çıkışta yakalanmışımdır. Ben değişik modelim, kendimi hiçbir zaman saklamadım, öyle bir pençeye de düşmedim ama tehlikeli olduğu günleri hissettim. Hemen doktora gittim, dedim niye akşam 6 olunca benim canım içki çekiyor. Çünkü sinirlenmeye başlıyorum, bir şey oluyor, iki yudum bir şey içiyorum, hop kendime geliyorum. Dedi Erkan dedi, böyle devam edersen dedi, yani tehlikeli şeyler yaşayacaksın ileride. Çünkü bu bir işaret dedi bana. Ben çok duygusal da bir adamım, böyle çok kötü şeyler olduğunda gidip gerçekten içkiye sığındığımda oldu yani, oldu. Ama çok içiyordum, benim sorunum oydu. Çünkü ben sarhoş olamıyordum, çakır keyif de olamıyordum. Çocukken bile dişçiye gittiğimde bana size birse bana 2-3 morfin yapıyorlardı. Çakır keyif olabilmek için çok vücuduma alkol almaya başladım. Vücudum bozuldu. Karaciğerim, böbreğim, işte ciğerlerim. Ciğerlerim 9 yaşımdan beri sorunlu benim. 9 yaşımdan beri. Bronşitim var, astımım var, KOAH'm var falan filan. Hayatımı, vücudumu kurtarabilmek için gittim hastaneye de yattım. Ve ben bunu itiraf da ettim. Açtım kameralara, söyledim. Gizli gizli yaptım her şeyi. Ama bir gün bir kameranın karşısında ben gittim alkol tedavisi oldum dedim. Bu belki de ben yaptım. Ben bunu gizli gizli halledebilirdim aslında ama ben hep doğru ve dürüst olmaya çalıştım. Hep tek kişilikli olmaya çalıştım. Çünkü insanlar 4-5 kişilikli.
Öyle olmaya çalıştığım için de böyle bir de ben tabii ki ben sahipsizdim biraz da o piyasada. Hiç menajerim olmadı. Basın danışmanım olmadı. Tek başımaydım her zaman. Dolayısıyla basın da bunlar ondan bunlara çok fazla prim geldiği için bunu çok fazla kullandılar ama ben de onlara 30 saniye veriyorum. Ben de onlara koz verdim gerçekten. Ha ama vücuduma çok zarar verdiği için gerçekten verdiği için yollarını aradım. Rusya'ya gittim, Hindistan'a gittim. Yani Hindistan'da 21 gün kaldım. Artık bu çok fazla içtiğim için yani siz atıyorum içen biri 3 kadehte istediği oluyorsa benim 1,5 şişede oluyordu. Vücudum gidiyor, her şeyim gidiyor. Hindistan'a gittim. O sırada tansiyon, şeker, kolesterol bir sürü şey vardı. Sabah uyandığımda 5 hap ütüyordum. Oraya gittim. Her şey çözüldü. Beni bebek gibi yaptılar. İyiyim. Peki. Şimdi demişsiniz ki şöhret beni yönetmesin, beni değiştirmesin diye hatalı yöntemler buldum. Samimi olacağım derken mekandan içkili çıktım. Doğal olacağım derken yüz göz oldum demişsiniz. Şimdi gazetecilerle olan ilişkinizi anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki çocuk 3-4 saat beklemiş, ben ona da kıyamıyorum. Hani ona bir malzeme verip çıkmak istedim ama çok da kendimi gizlemedim diye. Beni kavgalı sanırsınız. Halbuki biz 3 gün önce oradan çıkıp çorba içmişizdir evet. diye. Yani bu avcı hikayesidir. Siz şöhret o haberini yapacak, siz de bir şekilde kameralara yansıyacaksınız. Güzel yönetilmesi gereken bir durum ama sanıyorum siz burada kendinizi çok başarılı bulmuyorsunuz. Bu noktada da bir klişeyi sormak istiyorum. Soru gelsin. Gazeteciden dost olur mu? Yani gazetecinin içerisinde engelleyemediği bir dürtü ki bence o dürtü bizim tiyatroya çıktığımızda, sahneye çıktığımızda hissettiğimiz o dürtüye benzer bir dürtüdür bilemiyorum ama gazeteci çünkü tabii ki benim çok iyi gazeteci dostlarım var. Bir sürü var yani. Abilerim var, kardeşlerim var. Yani çok sevdiğim dostlarım var yani. Ama sonuçta bir gazeteci kimlikleri de var birçoğunun. Bu gazeteciden dost olmaz kelimesi tabii çok şey. Gazeteciden olmaz, belki bir doktordan da olmaz, çaycıdan da olmayabilir. Bu insanla ilgili bir şey. Bir kere insandan dost olmaz. Şimdi onlar bir dost meclisinde bir yerde bir şey konuştukları zaman mesela bir doktor, bir mühendis, bir başka mesleği yapan biri, bir çaycı, bir kameraman dertleşiyorlar da birileriyle yani. Onlar biriyle bir şey konuştuklarında gazeteci oldukları için bir haber değeri oluyor. Ama bunu başka meslekten biri aynı ortamda, aynı yerde söylese hiçbir şey olmuyor. Ama o söyleyince gazeteciye, halbuki o kötü niyetle söylemiyor bunu. Yani iyi niyetiyle söylüyor ama gazeteci kimliği yüzünden bir bakmışsınız onun söylediği ya da bizim dost olduğumuz için paylaştığımız özel bir şey her yere yayılmış. Ama onu belki bu istekle söylememiş ama mesleği yüzünden onun söylediği şey haber kabul ediliyor. Belki dertleşmek istiyor karşındakiyle, belki fikrini söylemek istiyor ama haber değeri oluyor o zaman yani. Yoksa da gazeteciden dost olmaz dediğim öyle bir dost olmaz. Yani bence çok az insandan dost olur zaten. Peki. Şimdi bazı açıklamaları yapıyorsunuz. Sonra da bunların mercek altına alınma şeklinden çok büyük rahatsızlık duyuyorsunuz. Çarpıtılabiliyor. Birazcık daha sivrileştirilebiliyor. Dolayısıyla soru gelsin. Hakkınızdaki haberleri okuyunca biraz da kendinizi suçluyor musunuz? Tabii ki. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir laf var. Ama yani benim yaktığım ateş ısınalım diye yaktığım bir ateş. Alın o odunları bana yapıştırın gelin benim evim barkımı yakın değil. Yani ben çok samimi dürüst bir insanım ve ben insanlara güvenirim Jülde Hanım. İnsanlara inanırım yani. Ben çok salağımdır biraz. Ben, vallahi safımdır. Çok kazıklandım. Çok dolandırılıyorum yani. Beni bildiğiniz dolandırıyorlar yani. Dikkat ettiğim kadarıyla hani kimisi bir star mesafesi kurar. Uzaktan bakar. Hiç denilir yapamadım. Ya yıldızlar uzaktan parlar diye. Elini değdirince tamam artık dokunulabilir birisin ve sen de onlardansın. Aslında o ışıltında gidiyor. Okuduğun kitabın yazarıyla da tanışmak istemezsin derler bu sebeple. Pek çok oyuncu daha izole. Siz çok daha yakın bir markajdaymışsınız. Soru gelsin. Star gibi davranmayı beceremiyorum diyor musunuz? Kesinlikle hiçbir zaman beceremedim. Yani beceremedim değil, öyle davranmak istemedim. Çünkü ben bir oyuncuyum. Ben işimi gidip iyi yapmaya çalışıyorum. Yani star olmak ne demek bilemiyorum. Yani tamam biliyorum ünlü olduğumu da. Yani bana bir garip geliyor açıkçası. Yani böyle olunca da çok fazla tabii şimşek, her şey üstümüze geliyor. İnsanlar bizi çok işte ekranda göre evden biri gibi gördükleri için bir şeye sinirlendiklerinde kime saldıracak? İlk bana saldırıyor. İlk bana küfür ediyor. İlk bana bilmem ne yapıyor. Yani dolayısıyla ben evet davranmadım, davranmayacağım da yani. Bundan sonra da davranmayacağım. Çünkü yani
Star öyle olmak o kadar çok kolay bir şey değil. Herkes star olamaz. Bizim ülkemizde toplasan 3-4 tane star var yani. Şu anda yani. Hani geçmiştekilerden bahsetmiyorum. Peki bir sonraki sorumuz kırmızı. Sizin hayatınızı mercek altına aldığımda enteresan bir şekilde bu taciz konuları hep sanki erkeklerin kadına yaptığı bir konuymuş gibi ama sizin hikayelerinizde bir kadınların sizi taciz ettiği gibi iddialarınızla da karşılaştım ve de enteresan buldum. Dolayısıyla sormak istiyorum. Kadınlar sizi rahat bırakmıyorlar mı? Bırakmadıkları çok oluyor tabii ki. Yani iyi insanlar kadar kötü insanlar var. Aklı çalışanlar kadar çok değişikler de var. Biliyorsunuz sanki siz bilmiyor musunuz? Herkes biliyor. Oluyor öyle şeyler zaman zaman. Ama çok da o konuları açıklamak istemiyorum. Çünkü ben her zaman bu tür şeyler olduğunda karşımdaki insanı, ailesini düşünüyorum. Diyorum ki bu böyle bir hata yaptı. Yanlış yaptı hatta. Ki ben yanlışı affetmem, hatayı affedebilirim, ederim. Ama onun bir babası var, bir annesi var, abisi var, erkek kardeşi var, ablası var. Yani şimdi ben doğruları söylesem o insanlar yazık diyorum. Ha, bu şimdi kızı böyle bir hata yaptı ya da oğlu böyle bir hata yaptı. Bu ailenin de suçu var deyip bazı şeyleri anlatmıyorum, söylemiyorum, söylemek de istemiyorum. Ama oldu öyle şeyler. Çok da oldu, çok da çektim. Ama bu da mesleğimin bir cilvesi. Yapacak bir şey yok. Kötü niyetli çok fazla kadın da var. Kötü niyetli çok fazla erkek de var. Kötü niyetli çok fazla canlı var yani. Var bu dünyada. Ama onlardan bize denk gelen sayısı çok fazla. Yani çok fazla. Yani düşünsene 20 milyon kişi, 15 milyon kişi beni izliyor olsa, onlara iş yapıyor olsam, bunların içinde %10'u benden nefret etse, %10'u da sevmese %20 yapar. 20 milyon kişi de %20, 6 milyon kişi yapar Jülde Hanım. Ben 6 milyon tane adamla ben nasıl uğraşayım kötü kalpli insanla? 6 milyon, hadi 3 milyon deyin. Ya 1 milyon kişi deyin. Ben bunlarla nasıl aşık atayım, nasıl şey yapayım? Yapamam, yoksa daha da beter aşağı çekiliyorum. O yüzden dediğiniz gibi belki izole yaşamak, belki biraz daha hani kendini göstermemek, ben starım, ben ünlüyüm diye böyle gezmek belki çok daha farklı ve faydalı. Çünkü çok fazla samimi davrandığınız zaman o insanların size karşı davranışları değişiyor. Elinize tokat gelmeye başlıyorlar. Ama ben hayatımı böyle devam ettireceğim. Hep böyle oldum ve böyle olmak için yıllarımı verdim. Ve zaten böyle olmaya çalıştığım için başıma 50 bin tane işler geldi. Çünkü ben 5 kişilikli değil, tek kişilikli adam olmaya çalıştım hayatım boyunca. Peki, kırmızı bir soruyla devam edelim. Şimdi hayatınızı dinlerken enteresan bir şekilde algı yönetiminizi güzel yapamadığınızı düşünüyorum. Asla yapamadım. Çünkü yani oynadığınız karakterlerde de bu böyle sorumlu karakterleri zaten oynuyorsunuz. Nihayetinde soru gelsin. Öyleyse hakkımdaki olumsuz tüm haberler yalan diyebilir misiniz? Tabii ki tümü değildir. Ama çıkış noktaları yalandır. Ondan çıkardıkları şeyler yalandır. Benim 15 tane söylediğim cümlenin içerisinden 2 tanesini alıp oraya koymak yalandır. Ben her zaman çok samimi olmaya çalıştım. Yani ama doğru söylüyorsunuz, yönetemedim. Bir de şöyle bir şey daha var. Bizim piyasamızda da gruplar, lobiler, enteresan gruplaşmalar, birbirinin işini halletmeler. Bilmiyor musunuz bizim sektörümüzde neler dönüyor? Ben hiçbir grubun, hiçbir lobinin içine girmedim. Hiçbirinin insanı olmadım. Bir sürü arkadaşım var bütün o lobilerden. Lobi demeyeyim de hani gruplar var. İşte menajerler, benim hiç menajerim olmadı. Ya ben korunmasızdım. Anlatabiliyor muyum? Benim bak başıma bir şey geldiğinde benim menajerim arayıp, çünkü onların ilişkileri var. Ya bunu da görme, ya bunu da yapma. Haber sildirirler, haber koydururlar. İşte kendi sanatçılarını götürürler bir yerde dümenden yakalattırırlar. Neler yaparlar yani, yaparlardı. Eskiden magazin çok değerliydi biliyorsunuz. Ben o toplara girmedim. Yani ben magazini meslek hayatımı yukarı kaldırayım diye kullanmadım. Ama tam tersi benim hatalarım yüzünden aşağı doğru çektim. Hep samimiyetim yüzünden oldu bütün bunlar. Hep insan olduğum için oldu. Hep küstah olmadığım için oldu. Ama ben de ellerine koz verdim. Ama onların anlattığı gibi insan asla olmadım. Peki, ve değilim. Teşekkür ederim. Evet. Erkan Petekkaya, şimdi menajerim yoktu ve beni sahipsiz buldular. Bu lobilerin de adamı olmadım diyorsunuz. Dolayısıyla hakkınızda sizin hoşunuza gitmeyen haberler çıkmış. Ama bir şansınız olsaydı, soru gelsin. Elinizde sihirli bir değnek olsa bugün ilk olarak hakkınızdaki hangi haberi silmek isterdiniz? Hepsini. Gerçekten mi? İyilerini de kötüleri de. Mümkünse bu medyadan, sosyal bir şeyden, medya dediğim yani işte gazete, sosyal medya ya da o tür yerlerden
Yani her şeyimin silinmesini isterim. Ben sorduğunuz öyle isterim. Her şeyin. İyi hiçbir kötü. Haberi iyi kötü. Aman mi? Keşke boşluk olsa, yok olsam şu piyasada yani. İnsanlar sadece benim filmlerimi, dizilerimi, bir şeylerimi izleyip de yorum yapsalar. Ben oyuncuyum ya. Ne alakası var bu kadar öyleymiş, böyleymiş. İnsanlar ben sadece onları televizyonun karşısına geçtiklerinde 1,5-2 saat neyse o süre içerisinde onlara değerli bir zaman yaşatmaya çalışıyorum. Bir şey, bir eğlendirmeye çalışıyorum. Benim işim bu. Keşke böyle anılsaydım. Hepsini silmesini isterdim gerçekten. Peki. Şimdi şöhret gerçekten de ateşten bir gömlek. Bütün hatalar mercek altında kat sayısı alınıyor. Sade bir vatandaş yaptığında çok sorun olmayacak şeyler sizler yaptığınızda çok daha büyüyebiliyor. Siz de dediniz ki çok ihanete de uğradım ama sonuç olarak herkesi affetmeye karar verdim. Hepsini de affediyorum dediniz ama biz yine de merak ettik. Soru gelsin. Mesleki anlamda uğradığınız en büyük ihanet neydi? Şimdi meslek sırları vardır Jülde Hanım. Söylenmez. Pas geçme şansınız var. Söyleyemem. Çünkü başka insanları zor duruma sokarım. O yüzden söylemek istemiyorum. Bunu pas olarak alıyorum ve bir sonraki soruyla devam ediyorum. Eşiniz Didem Hanım'dan bahsetmek isterim. Demişsiniz ki Didem'i ilk gördüğümde hissettim. Bu evleneceğim kadın dedim ve onu ikinci kez görüp yemeğe götürdükten sonra asansörde de evlilik teklifi etmişsiniz. Evet. Merak ettim. Soru gelsin. Eşinize evlilik teklifini neden ve nasıl asansörde yaptınız? Valla tek taş alacak param yoktu. Ne yapayım? Geçerli bir sebep. Yok yok ondan değil. Ya çünkü ben çok heyecanlı ve aceleci ve yani içinden geçeni anında yani söyleyen ama tabii terbiye çerçevesi içerisinde söyleyen çok dobra bir adamım. Doğrucu da mutlu bir insanım ben. O yüzden çok kaybettim hayatımda. Kaybettim derken insanların gözünde öyle göründü ama ben Allah'ın katında kendi yüreğimde ve o insanların yüreğinde çok şey kazandım aslında. Öbür dünyada görüşeceğiz onlarla. Evet. Çünkü o heyecanımı bekletemedim yani. Asansörde onu evine bırakıyordum çünkü. Yani evine bırakıp çıkıp gidecektim. Şimdi telefonda mı söyleyeyim? Çünkü biliyorum onu orada söylemesem çıkınca söyleyecektim yani. O yüzden hemen anında söyleyeyim. Bitsin. Biliyordum da ne cevap vereceğini. Fark etmez ki mekan, yer, neresi. Önemli olan ikimizin de ben bunu ona söylediğimde ve duyduğumuz o inanılmaz çekim, o inanılmaz enerji ve buna gerçekten yürekten karar verdiğimizi birbirimizin gözlerinde görmemizdi. Yoksa götürüp bilmem ne sahilinde hadi oturalım şurada sana iki çiçek. Onlar da güzel şeyler ama benim orada yapmak geldi. Ben de orada söyledim. Allah'a çok şükürdü o günden beri de evliyiz. Ne mutlu daha nice ama insanlara yıllara söylemedik ailelerimize bunlar deli mi demesinler diye. Öyle mi? O gün tanıştık. Nasıl bir günde evlenme? Yani bir 5 ay sonra falan söyledik onlara. Peki şimdi bu dinamikleri biraz daha konuşmak istiyorum. Siz her evlilik yıl dönümünde de orkideler alıyor musunuz? Anladım. Galiba eşiniz de bu orkidelere güzel bakmış. Bütün salonda bakıyor. Bu orkidelerle doluymuş. Evet. Bunlar tabii hepsi birer romantiklik motifi gibi geldi bana. Soru gelsin. Romantik bir eş misiniz? Klasik anlamda klişe olmuş romantik hareketler, romantik sürprizler, romantik şeyler yapmam. Ama hiç beklenmeyen, klişe olmamış, daha yaratıcı, ne bileyim yani klişe bir romantik bir şey yaptığınızda 4 keyif alınacaksa, klişe olmayan bir şey yaptığınızda, düşünerek yaptığınızda o zaman ondan alınan keyif 8, 9 ya da 10 olabiliyor. Dolayısıyla yani, romantiğimdir aslında ama romantik olmam farklı bir romantiklik benimki. Yani daha değişik işte asansörde evlenme teklif edecek kadar romantiğim o belki de. Peki bir sonraki soruya geçeceğim. Biraz Cano'dan bahsedeceğim. Oğlunuzdan ismi de ne kadar güzel bir isim. Şimdi diyorsunuz ki Cano doğduğunda gittim tuvalette ağladım. Soru gelsin. Baba olmak sizin hayatınızda neleri değiştirdi? Her şeyimi değiştirdi Jülde Hanım. Ne kadar acayip bir hismiş meğerse. Yani şimdi bekar arkadaşlarıma söylüyorum. Ne olur zaman kaybetmeyin hemen evlenin diye. Çünkü canı olduktan sonra bir sürü hayatımda şeyler değişti. Hormonlarım değişti, dünyaya bakışım değişti. Ama en önemlisi Jülde Hanım. Ben sevmenin ne olduğunu çocuğum olunca anladım. Yani meğerse daha önce ben sevgini tamam annemi çok seviyorum. Kız kardeşimi, babamı, akrabalarım var. Dostlarım var, kendim varım. Ama çocuğum olunca ben o güne kadar sevginin ne olduğunu bilmediğimi anladım. Meğerse sevgi öyle bir şeymiş. Sevgi karşılıksız bir sevgi böyle bir şeymiş. Hiçbir şey beklemeden sevmek böyle bir şeymiş. Ve sevmek ne kadar kutsal, ne kadar güzel, ne kadar derin,
ne kadar yani evren gibi mutluluğu, insana verdiği keyif ne kadar keyifli, ne kadar güzel bir şeymiş. Ben bunu çocuğum olunca anladım. Yani annem babana işte derdi, babam terlik giy, atlet giy. Ya derdim giyiyorum, giymiyorum, işte bir yere gidiyorum, varınca haber ver. Ya ineceğim işte, neye haber veriyorum? Çocuğum oldu var ya, her gün annem, her gün babam arıyor, oraya gittim, buraya gittim, atlet giydim, bina yaptım. Çünkü ben şimdi yapıyorum aynısını. Yani onun öksürse benim için parçalanıyor. Böyle bir sevgi bilemiyorum, bence olamaz dünyada böyle bir sevgi. Allah'ıma çok şükür bana böyle bir sevgi yaşattığı için. Karıma da çok teşekkür ederim. Öyle güzel bir evladı benimle birlikte yetiştirdiği için. Gerçekten oğlum bir yana, dünya bir yana. Ayrıca herkesin çocuğu kendisi için böyle. Bunun böyle olduğunu biliyorum. Allah bütün çocukları bağışlasın. Bütün bu kötülükler, bütün bu dünyada dönen dolaplar inşallah son bulsun. İnsanlar hoşgörülü ve daha sevgili olsun ki bizim çocuklarımız da çok daha güzel bir dünyaya devam etsinler. Dilerim bütün çocukların şansı çok iyi olsun. Amin diyelim. Amin. Ve yine çocuklardan devam edelim. İsmini de sanıyorum teyzesiyle birlikte koymuşsunuz. Fakat demişsiniz ki başka çocuk istemiyorum. O kadar evhamlanıyorum ki zor büyüttüm. Hatta bir kere öksürmüş galiba. Çok kötüydü. Siz böyle ölüyor gibi hissetmişsiniz kendinizi. Kalpten gideceğime bir çocuk olsun anladım yeter ben de demişsiniz. Hakikaten anlatırken de yani o gözünüzdeki duyguyu da aldım. Dolayısıyla sormak istiyorum. Soru gelsin. Gerçekten ruhunuz bu kadar hassas mı? Ne yazık ki diyeceğim ama ne yazık ki insanlar beni çok üzdüğü için söylüyorum. Ama ruhumun böyle olduğu için, kalbimin de böyle olduğu için çok mutluyum. Dışarıdan çok sert görünen bir adamımdır. Ama öyle değilimdir. İçimde çok yüksek bir adalet duygusu vardır ama öyle böyle değil. Yalnız bana değil, size de bir haksızlık yapılsa emin olun önünüze geçer, sizi de savunurum. Öyle bir duygum var. Anamdan babamdan geçti bu bana. Yani hassas ruhluyum, doğru. Doğru, o yüzden de çok üzülüyorum. Öyle olunca da bir de ben sokak çocuğuyum. Ben sokaklarda büyüdüm. Kötü anlamda değil. Hı hı. Ama sokakları çok iyi bilirim. Girip çıkmadığım delik kalmadı benim hayatımda yani. İyisini de gördüm, kötüsünü de her şeyi gördüm, şahit oldum. Dolayısıyla öyle de bir çocuk olduğum için, o kadar da hassas olduğum için ve çok kırılıp üzüldüğüm için de çok sert cevaplar verebiliyorum. Hı hı. En büyük hatalarımdan biri bu yani. Bunu kesinlikle toparladım, bayağı bir toparladım ama hala bazen oluyor. Sonra geçen yine bir bayan nasıl bir küfür etmiş bana. Bayan ya, nasıl küfür etmiş? Yazıyordum bir şeyler, dedim ya şimdi bu bir bayan, ne gerek var, ben bunu insani yollarla çözeyim en iyisi. Mahkemeye vereyim, birkaç kişi cezalandırayım ki ben şeyimdir, kindar bir adam değilimdir, unuturum. Sonra hata ettiysem açar özür dilerim. Ne gerekiyorsa yaparım ben hatalıysam. Hı hı. Ama verdim daha önce, denedim yani, veriyordum mahkemeye birkaç kişiyi. Anneleri aradı, kocaları aradı, çocukları aradı. Yapma Erkan Bey, yapma Erkan Bey. Yapmadım ama yapmadıkça böyle oluyor. Galiba şimdi bir tanesine göstermelik güzel bir ceza verdireceğim. Peki. Şimdi bir sonraki soruyla devam etmek istiyorum. Demişsiniz ki oğlum oyuncu olacağına salatalık satsın daha iyi demişsiniz. Şimdi... Bu cümle de bana enteresan geldi. Acaba istemeyerek mi yapıyor? Neden böyle bir cümle kurmuşsunuz diye de düşündüm. Soru gelsin. Oyunculuk zorla yaptığınız bir meslek mi? Asla değil. Asla neden değil. Neden böyle dediniz? Ama bakın bu 40 kurs soruda olma sebebim zaten başıma gelen, beni üzen bu kadar şey. Dikkat ederseniz 40 sorunun içerisinde toplasanız 3 tane güzel şey konuştuk. Bütün bunları oğlumun yaşamasını istemiyorum. Ben dediğim gibi ben biraz sokaktan gelmiş bir çocuğum. Dolayısıyla benim oğlum çok iyi kalpli, çok temiz, kimseye kazık atamaz, kimseye yalan söyleyemez. Öyle bir evlat yetiştirdim, çok şükür yetiştirdik. Karım, ailem, sülalem hep beraber. Ben çocuğumun böyle kirli bir piyasanın içerisinde kirlenmesini, üzülmesini, kirlenmez de üzülmesini istemiyorum. Ya benim bu çektiklerimi oğlum çeksin istemiyorum ama tabii ki isterse gidip yapabilir, özgür. Ben oğlumu çok özgür yetiştiriyorum. Demin söylediğim gibi özgüvenli yetiştiriyorum ve tek kişilikli olmasını sağlamaya çalışıyorum. Tek kişilikli bir çocuk olursa, özgüvenli olursa o zaman salatalık satsın gerekiyorsa gitsin mutlu olacağı işi yapsın dedim. Ama oyunculuk yapmak isterse tabii ki olur. Ben onu drama kurslarına gönderiyorum, diksiyon derslerine gönderiyorum ki ben bunun şeyim ya, üniversitesini okudum ama başka yere gitsin diyorum. Yapıyorum. Ama bu benim isteğimdir, benim niyetimdir. Çünkü ben gerçekten çok çektim bundan. Ben de hassas bir adam olduğum için. Oğlum isterse seçer ama benim isteğim odur. Yani önemli olan özgüvenli olmasıdır. Özgüvenli olursa mutlu olduğu işi yapar. O zaman salatalık satsa da olur, oyunculuk yapsa da olur. Çünkü özgüvenli olduğunda
Bilemiyorum, birçok şeyden belki biraz daha erken kurtulur. Ya sonuçta üzülmesin diye, benim çektiklerimi çekmesin diye. Üzülmesini istemiyorum. Ya benim bu çektiklerimi oğlum çeksin istemiyorum ama çok da büyük mutlu yanları var. Yani onlardan bahsetmiyoruz. Çok önemli bir şey. Yani çok önemli bir şey. Bir de bazen de diyorum ki ya bir laf ediyorum ortalık karışıyor. Demek ki bana değer veriyorlar diyorum. Bir de tersinden bak, bardağın dolu yüzüne bak. Benim kayınpederim söyler hep, Didem'in babası. Oğlum der hep, bardağın bir boş tarafına dolu, yani bir de dolu tarafına bak der yani. 30 saniye daha veriyorum. Bitti. Peki noktayı koyalım o zaman. Şimdi ben sizin röportajlarınızı izlerken, bu son sorumuz ayrıca, onu da hatırlatmak istiyorum. Evinizde bir müzik teçhizatı gördüm. Bas var, davul var, gitar var. Birçok alet var ve dolayısıyla müziğe de bir ilginiz olduğu çok belli. Çok merak ediyorum, sevdiğiniz şarkı nedir, türkü nedir, müzikle olan irtibatınız nedir? Soru gelsin. Sizi en duygulandıran şarkı ya da türkü nedir? Suzan Suzi'yi çok severim. Suzan Suzi. Mırıldanmak ister misiniz? Yok, hayır. Suzan Suzi'yi çok severim. Bir de bizim Diyarbakır'ın, ben Diyarbakırlı bir söylemiştim. Yani Diyarbakır Elazığ'ımda. Bizim oranın, o bölgenin Fincan'ın etrafı diye bir türküsü vardır. Onu çok severim. Vardır yani, vardır. İşte yabancılardan da çok vardır. Yani Led Zeppelin'i çok severim. Led Zeppelin hayatımın gruplarındandır. Jim Morrison'ı çok severim. Tom Waits çok severim. Mazhar Fuat çok severim. Tarkan Bakın severim. İbrahim Tatlıses severim. Ajda Pekkan'ı severim. Mazhar Fuat'ın ayrı bir severim. Beni en etkileyen şarkılardan biri de şeydir. Günler günlerin ardından seni unutmak mecburiyetindeyim. Birbirimize vitaminler, moraller verdik. Mazhar Fuat Özkan'ın şarkısı. Son olarak şunu söylemeyi istiyorum. Tek kişilikli olmak diye söz ettim. Ben bu tek kişilikli olma meselesini iyi oyuncu nasıl olunurdan düşünerek buldum. Birkaç yılımı verdim yani ben böyle olmak için. Çünkü bir baktım, biraz önce konuştuk ya, cız, okula gel, şey, liseye gel, işte tokat, üniversiteye gel, job, söyleme, söz küçüğün su, onun işte aman bacak bacak üstüne atma, bir ton şeyler, bunların içinde çok önemleri de var bu arada. Ama bir baktım ki 5 kişilikli insanlar oluyoruz. Annesinin babasının yanında başka davranan, iş hayatında başka davranan, sevgilisinin ya da kocasının karısının yanında başka davranan, iş hayatındayken başka davranan, erkek arkadaşlarıyla beraberken başka davranan ama kafayı yastığa koyduğunda bütün gerçeği bilen, bence bütün dünyadaki insanlar kafaya yastığa koyduklarında kendi gerçeklerini kötü de olsa, iyi de olsa sonuna kadar biliyor. Önemli olan sabah uyandığında onları tekrar denememek. Ben çok uğraştım gerçekten. Bu 5 kişiliğimi 1 kişiliğe dönüştüreyim de, oyunculuk bir gömlek giyme işidir. Ben 5 kişinin üstüne bir gömleği giymeye kalkarsam oynayamam. Ek 30 saniye veriyorum. Oynayamam çünkü. 5 kişiliğe giydiremem ben bir gömleği diye düşünüp, oradan tek kişilikli olmanın ne kadar önemli olduğunu düşünüp tek kişilikli olmak için çok uğraştım. Ben şu an annemin babamın yanında da ayrıyım. Aynıyım. Karımın yanında da, iş hayatımda da, erkek arkadaşımla da, kafayı yastığa koyduğumda da. Dolayısıyla tek kişilikli olmak zaten bir özgüven de veriyor insana. Bunu da niye anlattım şu an hatırlamıyorum. İçinizden gelmiş demek evet, ki. Son 30 saniyenizi böyle kullanmak istediniz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Erkan Petekkaya. Format gereği bir karnemiz var. Sonra bir daha söz vereceğim size. Bakalım tamam. Ne yapmışız program boyunca. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel. Sağ olun. Bir karnemiz var. Sonra bir daha söz vereceğim size. Bakalım tamam. Ne yapmışız program boyunca. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İki soruyu pas geçtiniz. Bir tanesi, sizce Türkiye'nin jönü kim? İkincisi, mesleki anlamda uğradığınız en büyük ihanet nedir diye. 9 dakikalık süreniz arttı. Bu sorulara cevap vermek ister misiniz? Kendi inisiyatifinizde. Mesleki anlamda derken kendi mesleğimde tabii çok uğradım ama ben ticaret falan da yaptım. Seviyorum yani öyle şeylerle böyle ufak ufak oynamayı yani. Burada uğradığınız ihanete istinaden bir açıklama yapmak istiyor musunuz? Pas geçmiştiniz. Çok dolandırıldım. Yani çok dolandırıldım yani. Yani öyle böyle değil yani. Hı-hı. Çünkü gerçekten saf. Maddi konularda da çok dolandırıldım yani. Başka da ne söyleyeyim bilemiyorum ki.
Bilmiyorum. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Peki ben soracaklarımı sordum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Erkan Petekkaya. Ben sizi çok tanımıyordum. Bir gelmeden söylemek önce. Istiyorum. Tabii buyurun. Tabii buyurun. Kaç dakikam var dediniz? 9 dakikanız var. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. O zaman bu yaşadığımız son felaketten bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda bir şey konuşmadım. Önemli bir şey çünkü. Çok büyük bir felaket yaşadığımızı hepimiz zaten biliyoruz. Dünyaca bunu yaşıyoruz. Ülkemizin bu felaketten şu anda çok iyi gittiğimizi de görüyorum gerçekten. Dünyada bu işi en iyi yöneten şu anda ülkelerden bir tanesiyiz sanıyorum. Ama bu sürecin önce bizim ülkemize, sonra bütün dünyaya bir insanlık, bir hoşgörü, artık yani bakın neleri anlıyoruz. Bir sokakta yürümenin ne kadar değerli olduğunu, sarılmanın, kucaklaşmanın, birbirimize bir dokunmanın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Ben Allah'a dua ediyorum yani. Diyorum ki Allah'ım hani bu husumetler yaşanıyor. Ne olursun lütfen yalvarıyorum insanlarımız bunlardan bir şey öğrensin. İçimizdeki kötülüklerin bir kısmını artık bir kenara atalım. Yani daha ne husumet bekliyoruz yani iyi insanlar olabilmek için. Ve yani birçok komplo teorisyenini dinliyorum. Bir sürü şeyler dinliyorum, okuyorum ama bunu koronadan sonra değil. Ben 200 senedir takip ediyorum. Komplo teorisi denen şeylerin hepsi gerçek oldu. O komplo teorisyenlerin dedikleri her şey gerçek oldu gerçekten. Ve ben eğer bu şekilde gidersek birbirimize bu kadar hoşgörüsüz, bu kadar hoyrat, bu kadar birbirini anlamadan yani bu kadar yere düşeni bir ayağa kaldırıp al kardeşim bir su demeden yani yaşamaya devam edersek ülkemizi kaybedeceğiz. Her şeyimizi kaybedeceğiz. Çünkü farkındayım yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Ve bu söylenen gerçekten çok gerçek gibi geliyor bana. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünyanın sistemi, ekonomisi, bir sürü şey dünyada değişiyor. Ve bence biz yanılmıyorsam bilemiyorum tabii ki ama insanlık tarihinin çok önemli bir zamanına denk geldik. Çok inanılmaz bir şeye şahit oluyoruz. Yani çok yürekten söylüyorum. Ben bu korona süreci içerisinde çok iyi tanımadığım yazarlar, çok iyi tanımadığım insanları YouTube'dan tanıma fırsatı buldum. Biraz da onların gözüyle baktım hayata. Bana çok şey öğretti. Yani bundan sonra gerçekten daha iyi insan olmaya, daha mutlu olmaya çalışacağım. Daha az şeyi kafama takmaya çalışacağım. İnsanlara daha çok yardım etmeye çalışacağım. İnsanlarımızın da herkesin de yürekten böyle yani biraz daha iyi olması için önce onlara sonra Allah'a herkese yalvarıyorum bu krizden eğer biz bunları halleder çıkarsak bence bu ülke dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacak. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Erkan Petekkaya. Programı kapatmadan önce ben de hem bu 40 soruluk maratonla ilgili hem de sizle ilgili izlenimlerimi bu masada paylaşmak istiyorum. Ben aslında sizi çok tanımıyordum bu programa çağırdığımda. Ders gibi inceledim ve incelediğimde gördüğüm Erkan Petekkaya ile burada gelip konuşup derdini anlatan Erkan Petekkaya arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu gördüm. Çünkü bazı etiketlerin ve bazı sıfatlandırmaların ön yargıların içine sıkıştırılmış bir adamdı benim gördüğüm. Ama şimdi 360 derece duygusu olan, iyilikleri destekleyen ve yardımlaşmadan, ahlaktan, etikten, iyilikten bahseden bir insan gördüm karşımda. Hakikaten verdiğiniz savaşta ödül bedel dengeniz biraz enteresan olmuş. Bundan sonra kendinizi daha iyi anlatabilmeniz, daha iyi ifade edebilmeniz ama bu konuda da üstünüze düşen sorumluluğu almanız niyetiyle diyorum. Burada da küçük bir eleştirim olacak. Çok tabii teşekkür olacak. Ediyorum katıldığınız için. Ben sağ çok olunuz. Teşekkür ederim. Çok iyi niyetiniz için. Sağ olun. Sizi ekranlarda görmek tekrar çok harika. İyi ki mesleğe geri döndünüz. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Bizi izleyen bütün seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Böylelikle 40'ın sonuna geldik değerli izleyiciler. Haftaya Perşembe saat 21'de bir başka konukla tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.